Oha. Başlasın. Merhabalar diyorum ve arkadaşlar bugün Rethia'nın kim olduğunu, daha doğrusu nereden geldiğini konuşacağız. Bu teorinin önce nasıl çıktığını size anlatayım. Biz herkes gibi yani Lore'a nasıl söyleyeyim, gönül vermiş insanlar bir araya geldik, yine oturduk, videoyu izledik ve videoda küçük naneler yakaladık. Yani bu yakaladığımız nanelerde de hani üzerine konuşmaya başladık. Ya şöyle değil mi, böyle değil mi, şu değil mi falan filan. Daha sonra benim Yama gelmeden önceki yaptığım Lore yayını geldi aklıma. Badlands, ki onun altında yani izleyen arkadaşlar görür, yorumunu da yazdım. Orada ben şöyle bir laf yaptım. Ya dedim, zaten Rethia'nın babası Deathwing olamaz. Başka biri olmalı. Neferyan'dır. Çünkü torunu. Aslında babası diyor falan. Abi ne oluyor? Dedik ve bunun üzerine biraz teoriler üretmeye başladık ki bayağı da yoğun bir teori ürettik. Sonra ya dedik, biz normalde bu cuma şeyi konuşacaktık, işte Horde Alliance 803'ten sonraki durumu ne olabilir? İşte yani eklenti paketinin sonuna doğru bizleri neler bekler falan filan derken, aslında bunu konuşalım dedik. Daha fazla teori üretiyoruzdan yola çıktık ve bugün bunu konuşalım istedik. Şimdi hep birlikte Yama'nın meşhur videosunu izleyelim. Bu adını siz söyleyin. Anduin'le Rethia'nın karşılaşması, ki zaten hepimiz izledik. Şey de yok. Hani kaçırdığımız bir nokta da yok. Ama bir baştan hani nerelere dikkat edeceğimize bir bahsedelim. Bu arada Tel'in biliyorsunuz, ben Tali şeyini çok da esprisini yaptık aslında kendi grubumuzda, ama şeye dikkat çekiyor. Ben onu söyleyeyim, hani kendi teorim değil bu. Şu anda buradan bir yani siyah prens, yani siyah dragonların, siyah ejderhaların prensi ve Magni geçiyor. Yani halkın hiçbir şey fark etmemesine değinmiş. Ben açıkçası burada bir bit yeni olduğunu düşünmüyorum, ama siz ne düşünüyorsunuz? Çok mu hızlı girdim konuya acaba? Şimdi tekrar tekrar yavaştan. Yani Şimdi. şeyi gösteriyoruz. Diyor ki Stormwind'de bir siyah ejderha geliyor. Bir tane de Magni geliyor. Yani Magni de Parlıyor elmastan bir tane adam. Magni böyle. Hani Kimse adam bilmiyor. elmastan adam yani. Şehre giriyor falan. Halk gayet sakin şekilde. Kapıda karşılayan yok. Sarayın kapısına kadar gelmiş. Ama Yani şeyle gelmiyor mu? Magniyle gelmiyor mu ya? tamam da yani inme mi iniyor buraya? Lüf diye buraya mı geliyorlar yani? Yani buna dikkat Şey çekmiş. Ben burada. açıkçası çok böyle Öyle, öyle algı... bile olsa mesela buradan oraya giderken bir o dur bakalım falan şeyi Aynen, yok bir yani. yani yanına 2-3 tane garda eşlik Hoş eder geldin, yani. beş Hani gittin. sen burada bir orgeneralin karşısına çıkarken 10 bin tane adamın kontrolünden ve şeyinden, nasıl söyleyeyim, himayesinde falan gidiyorsun yani. Eyvah, bu John Burke bayağı yalnız ilginç bir Ama dediğim gibi ben çok böyle altı kazılacak bir arkadaşmış ya. şey görmüyorum burada. Bu sahnede SI7'nin lideri Valyra, Bane ve Bane'in nasıl söyleyeyim hasta bakıcısı arkadaş bizi karşılıyor. Anduin Götoş. dertli çünkü Nuzzot'a karşı yani Nuzzot'un serbest kaldığını biliyor. Raid'de durduramadık çünkü yani zincirleri kırıldı gitti. Queen Aşare'yi de aldı gitti. Hani Ve onu da bir şey diyeyim bu sahneyle ilgili. tabii Bölüyorum söyle. ama. Bu sahne Warcraft 3'te Medivh'in Terranas'ı uyarmaya gelmeden önce Terranas'a benzemiyor mu Anduin orada? O direkt gönderme var zaten. Evet. Şey, yani trailer'ın hepsi ona gönderme. Evet. Evet. Yani direkt şey böyle. Eski trailer'larda da zaten şeyi hatırlayın işte Legion'ın Legion'daki işte göndermeler falan hep Frozen Throne'da işte şey Illidan'ın dediğini birebir demesi falan işte yani aynı şey aynı gönderme taktiği bunda da var. Benim Özellikle gittiğim atıyorum. yapmışlar yani. Aşk derin PvP çeviriyorum burada. Valla John Burke'cim yani görüşüne saygı duyuyorum. Genel olarak patch'i beğenmemiş olabilirsin. Sana hitap da etmemiş olabilir ama yani şimdi bütün WoW'un geneline bakarsan buna yani çöp falan dersen, Türk filmi dersen kusura bakma da ya valla hiç anlamamışsın derim yani. Alın Şu yumruğu pek 7 saniye pek yakalayamadım. alt metni anlamamışsın derim yani. Bence bir izleyelim yani sinemada çok hızlı gidiyoruz. Şey baştan izle bence şey yap. Yo, zaten şu yumruğu yakalamaya çalışıyorum da. Asıl önemli olan Tamam. Rethia'nın ortaya çıkışı. Biz tabii çok iyi böyle içerik üreticileri
olarak tam böyle her şeyi kazdık verdik. İşte rating gelecek 803'te böyle olacak. Bak görseli bu dedi ki bütün hype'ı öldürülüyor tabii. Aslında çok karşı olduğum bir durum ama. Rating bambaşka bir görselle karşımıza çıktı. O kafasındaki sarığı çıkarmış. Yani tamamen evet ya. Nasıl söyleyeyim o DC Universe'deki karakterin adı neydi? Aquaman'ın kopyası şeklinde bir görselle önümüze sürüldü. Yarı Aquaman, yarı şey işte Pirates of Caribbean imajıyla. Aynen. Ve adını sen söyle. Hani, nasıl o odaya girişi falan çok iyi böyle. Andy'in dostum ne kadar süredir karşılaşmıyoruz diye gelken çok iyi. Ya evet yani bir de mesela eskiden şeyi falan vardı işte evet. Yapmalıyım etmeliyim falan filan işte nasıl söyleyeyim hero'yum kahramanım çok fazla yüküm var burden'ım yani omuzlarımda çok yük var falandan şeye geldik. Oho kanki ne haber ya falan girişi ya oldu ya, biraz. Yokmuş gibi yani bayağı. Ne yapıyorsun kanka? Ne giriyorsun? Oturacağım ya öpeceğim seni. Buna dikkat çekiyorum. Tamam devam edelim abi. Çok da şeyi yok. So oh, dragons. I suppose I deserved that. Oh you. Vay yumruk. Biliyorsunuz bunu hak ettim yani sanıyorum ki bunu hak ettim diyor. O da bundan daha fazlasını hak ettim. Babam senin yüzünden öldü diyor. Yani ilerleyen saniyelerinde. Bunu neden dedin? İnsan deserve more than that. Onu my father is dead because of you and my father. Ratia'nın garajı serbest bırakması yüzünden. Yayında drop mu var diyorlar da şey iyi mi şey? Olabilir de. Iron Ordu kurmaya gidiyor Ratia'nın ve yani amacı yayında donma varmış. Vallahi amacı abi herkes diyor. Şey denetim kaydım bir drop göstermiyor ama belki videodandır videoyu kapatınca rahatlar. Yani. Amacı sayısız alternatif gerçeklikten orkları ve yani Gromaşları hatta tabiri caizse toplayıp Alliance'ı Horde'u yok edip Azeroth'u tek başına savunmaktı. Bu tutmayınca güya bu kez Burning Legion istilasına dönüştü. Burning Legion istilasının sonucunda başında da Varian öldü. Onun devamında tahminen Nizot'un manipüle ettiği bazı olaylar sonucunda Sargeras kılıcı sapladı ve savaş başladı ve şimdi bu noktaya geldik. Yani Andy'in bunları bu kadar nereden biliyor dersek iyi takip etmiş diyelim. Yo iyi takip etmesi değil. Anduin'in bunu söylemesinin çok basit bir sebebi var. Yani işte Anduin Rathian'ı dinledi. Gul'dan alternatif evrenden bize geldi. Gul'dan babasını patlattı. Bundan dolayı suçluyor onu. Çok dediğim ama gibi. Ama başımıza gelen her şeyin sebebi üretiyor aslında. Evet. Tabii yani sonuçta dolaylı bile değil yani Ratio'nun şeyin sonunda Warlords'un sonunda işte entrika yapıp Garrosh'un davasını basıp oradan Garrosh'u kaçırması Kairos o Bronze Dragon'un yardımıyla yani her şeyi aynen tetikleyen durum oldu. Ondan sonra sonuçta Alternate Gul'dan işte Legion yolunu yaptı. Illidan'ın işte hapis bedenini çaldı şey için, Sargeras için. Bu arada abi bence sesi aç ya sinematik. Ne? Ya dur bir dakika. Ben de ses açık değilmiş tamam. Retina'nın suratında pek canlılık yok. Evet dikkat ettik. Dedik gibi evet. Söyledik. Doğru söylüyorsun. Evet. Yayın evet, fena evet. Donuyor. Evet abiler kesin sinematikten. O zaman hızlıca geçelim bir durdurmadan, yorumlamadan bir geçelim. Zaten hepimiz dediğim gibi yani bu konuya gönül verenler ki burada toplananlar hani %100 izledi, %100 de ezberledik. Evet. Çok hızlı bir şekilde geçelim. Onun şeyi kurbanı olmayalım. The Earth Warder was once the protector of Azeroth. But Nazoth turned a noble mind to madness and now my father is only remembered as Deathwing. Evet. Yani burada çok artistik konuşmayla. As I have the least desire to share that fate. I've been studying how to avoid it. Just tell me how to prepare for this attack. Our armies will be useless. Nazoth will strike here. Bende de oyun içinde dondu yalnız vertical sync açık olduğundan. Aynı şey herhalde. You won't be able to trust your senses, your memories,
your friends? Bu kısımdaki bir harika var. What is real if our perceptions cannot be trusted? Android. Don't you see, old friend? It's already begun. Very well, advisor. Tell us how to stop him. Bize nasıl durdurulacağını söyle diyor ve advisor. Oh, new advisor. Bitiriyor. Hemen şu şeyi kapatayım ki kurtulayım istiyorum. Evet. Yani büyük ihtimal her şey düzeldi şu anda. Ya olay... Şimdi tekrar izleyelim ki aşkım... Flash şey olsun. Fresh, refreshing. Tamam tekrar izledik işte bebeğim. Gerek yok. Bir daha izlemene gerek yok. I have to watch now again. Tekrar izlemem lazım. Şimdi orada bence videoda... değinilecek noktalardan biri Anduin'in işte babam senin yüzünden ölüyor demesi ve Raytheon'un cevabı benim de babam Old God'lar yüzünden öldü. Öldü. Evet. Çünkü yani babası korrupt olduğu için onu öldürmemiz gerekiyor. Ama mesela. Old God'lar tarafından mı biz yani o zaman bizi suçlaması gerekmiyor mu? Yani kurtarmaya yani, çalışmadık old öldürdük. Old God'lar korrupt etti bunun etkisinde öldü. Yani bizi suçlamıyor öyle mi? Değil mi? Bizi suçlamıyor yani. Ha? Derinden bir suçlu olabilir de yani. Ya şöyle o hani artık Deathwing'in ölümünde Old God'lara bağlayamadılar. Gözümüz de gördü çünkü patladı. Troll'un şey yapışıyla da. Hayır. Deathwing öldü canım. Şey yani Old God'lar korrupt etti. O yüzden de bir noktadan sonra öldürmemiz gerekti. Ama Old God'lar asıl suçluyor. Anduin Legend göndermesi güzel. Onun dışında hani Raytheon, Anduin'in yanındayken Anduin'le bir haller oluyor. Evet. Anduin'le bir haller oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Yani yanındaki kimseye başka hiçbir hal olmuyor. Evet. Ve şöyle başka bir şey daha var. Benim dikkat ettiğim. Anduin'e bir haller olduğunu Raytheon seziyor. Diğerleri anlamıyor ama. Yok anlamıyor evet. Hani diğerleri evet. Anduin demiyor. Raytheon diyor. Anduin. Yani Raytheon o... Konuşmadan onun mı acaba? Bu durumu da gazlıyor böyle bir tane. Sürekli. Hani i̇şte, bu şeyleri yani devreye sokarsak işte fiziksel temasa girdi yumruk atarak işte evet. Ya da nasıl söyleyeyim direkt olarak artık biliyorsun yani Sylvanas olayından sonra Anduin Horde ve Alliance'ın lideri pozisyonuna geldi Nzot'a karşı verilen savaşta. Direkt olarak lideri etkilemeye çalışması olabilir mi? Evet. Gibi. Zaten... Ya garip da işte şey bilmiyoruz yani biz şu anda kötüymüş gibi sergiledik ama. Tam tersi olabilir. Zaten evet. Bu yüzden buradayız. Spekülasyon yaratıp delirtmek herkesi. Ha Eda konuştu evet. Lan. Raytheon'a yumruğu attıktan sonra hatta başlıyor yani. Fiziksel temasa geçtikten sonra o. Raytheon'un da sözleriyle biraz ittiriyor yani Andrew'in o pozisyona. Hı. Aynen. Yani Raytheon'un yüz ifadesi mesela şey. Pişkin değil mi? Çok pişkin. İnanılmaz pişkin. Zaten odaya girdiği andan itibaren şöyle bir şeyi var dedim ya. Hani o kankalar hani özlediniz mi beni? Ne zamandır yoktum falan filan tarzında giriyor. Ne zamandır yani. Yoktum ortalıkta ama ne yapalım hani falan. Şu olmamış gibi. Ve hani şey diyor. O işte eski dostum görmüyor musun? Çoktan başladı derken yüzünde böyle bir sırıtma var neredeyse. Pis ifade var. Hani dostum bak gördün mü başladı. Acaba neden? Onu ileride konuşacağız. Ben burada daha önce sinematik izlerken de söylemiştim. Tekrar de getireceğim. Bizim şimdi geçici şeyimiz, liderimiz şey Taren. Minnoş Taren. Beyin. Hayır o farklı bir şeyin Huşiş, konusu. Şimdi şöyle arkadaşlar. Raytheon tam olarak bize bu konuda advice'lık yaparken yani nereden biliyoruz? Raytheon'u Pandaria'da Legion'la olan nefretinden tanıyoruz. Öyle hatırlıyoruz. Horde evet. Ve Alliance'ı hatta Horde'u sindirerek Horde ve Alliance'ı birleştirme çabasından hatırlıyoruz. Evet. Bir anda geldi ve salona girdi. Ben anti Old God yani tavsiye vericiniz benim dedi. Yani evet. Bana güveneceksiniz dedi ve bir anda Anduin liderliğinde yani orada Bane ve SI7 lideri işte Matthias, Valyra herkes aa evet. Evet Raytheon falan oldu. Yani bu olay nereden geldi?
Hani bir anda böyle gelip ben de tutun kızı sorup kadar biliyorum gibi geliyor yani bu kadar bilgiyle. Hani şey yaptığını biliyoruz. Highborn, Darmal'daki Highborn yazıtlarını okuyup Void hakkında bilgi sahibi olduğunu, ciddi bilgi sahibi olduğunu biliyoruz ki onlar zaten Ashara'nın kendi özel meşlerinin hazırladığı kitaplar ama o sırada Ashara mesela Nuzot'la tanışmamıştı. Evet. Yani orada Nuzot'a dair özel bilgiler olması gerekmiyor. Yani Vratium böyle Nuzot hakkında patch boyunca çocuk askerlik arkadaşıymış kadar konuşuyor. O kadar fazla bilgi sahibi yani. Yani o kadar bilgi sahibi olmasını şimdi Murat Anen'i güzel yere girdi. Oradan devam edeceğim ben. Yani peki dedik ki biz Retian'ın Old God'larla olan geçmişi nereden olabilir dedik. Ve babasından olabileceğini düşündük. Evet. Çünkü neden? Retian'ı yani bir araştırdığınız zaman Son of the Earth Warder. Şey Earth Warder aynen yani hani taşın koruyucusu. Ya da işte siyah aspektin oğlu, siyah evet. Dragon liderinin oğlu olarak geçiyor sürekli olarak. Biz dedik ki bu Old God bağlantısının buradan gelme ihtimali var diye düşündük. Ve daha sonra bu konuyu kazmaya başladık. Bu konuyu kazarken ilk gideceğimiz adres yine dediğim gibi geçen haftalarda konuştuğumuz o Badlands görevleri oldu. Badlands'ın görevleri de hani Mist of Pandaria'dan hani Kataklizm'le birlikte başlayan bir süreçti. Biz o zamanlar tabii Kataklizm'de hani bu kadar çok değinmedik ama Mist of Pandaria'da yumurtadan çıkması ha dedik. Hatta birkaç kere daha geriye dönüp onları bir detaylı araştırmasına başladık. Retya'nın ilk çıkışı arkadaşlar Badlands'daki görev zincirlerinde başlıyor. Annesi Nixondra isimli bir ejderha ve ejderhadan çıkan bütün yumurtalar Corrupted. Ben yozlaşmış diyeceğim bu dakikadan sonra. Corrupted yani gerçekten benim için telaffuzu ve tekrar söylemesi zor. Yozlaşmış olan yumurtaların bir temizlenme süreci var. Ve sadece bir tane yumurta temiz olarak çıkıyor. Deathwing bakın. Hayır bir tane yumurta temiz olarak çıkmıyor. Temiz diyoruz hani ben şimdi o hızlı geçeceğim. Oralara döneceğim. Hani Deathwing orada tekrar hani bu yumurtayı ve bizi yok etmeye çalışıyor. Falan filan. Bu görev zincirini hatırladıysanız burada biz Retin'le ilk defa karşılaşıyoruz. Aynen. Şimdi o görev zincirinin detayına gelelim. Tamam Old God'larla bir ilintisi olabilir dedik. Babasından mütevellit. Şimdi zaten konumuz da o. Gerçekten babası o mu? Ama biz bu yumurtayı temizliyoruz. Bir tane Gnome Profesör alıyoruz yanımıza. Ve bir Titan Sparkling diyeyim. Bir mekanizma değil çünkü bir makine de değil. Titanlardan kalkma bir Sparkling o şeylerle yumurta tamamen temizleniyor. Eğer böyleyse tamam Retian temiz ve Old God'larla herhangi bir bağlantısı da olmaması lazım. Sadece Battle for Azeroth'ta herhangi bir araştırma yapmadıysa ki yapmadığını biliyoruz. Çünkü o sırada hani biz onu takip etmeye çalıştığımızda ne nane yediğini yakalayamıyorduk. Orada şunu ekleyelim mi? Tabii ki. O görev sırasında kurtarılan tek yumurtayı işte Titan şeyiyle o eşyasıyla temizlemek için 3 tane şey kullanıyor. Sadece düğmeye basıp temizlemiyor yani. Onu temizlemek için aynı zamanda bir tane siyah dragon yavrusu tabii. Cesedi. Yani bir tane vahşi siyah dragon yumurtası ve Nixondra'nın yani kırmızı ejderhanın bir yumurtasını kullanıyor. Yani resmen orada bir kara büyü dönüyor yani. Sadece bir Titan artifact'le temizlenen bir durum yok ve Ration o yumurtadan doğuyor. Bu işlemin yapıldığı yumurtadan doğuyor. Şimdi o yumurtadan doğuyor. Güzel. Peki o yumurtanın gerçekten Deathwing'e ait olduğundan emin miyiz? Deathwing'e şey olarak nasıl diyeyim sana soy olarak ait ama direkt oğlu mu değil. Biyolojik oğlu değil. Şöyle yani şimdi arkadaşlar bizim suratlarımız kapandı ama önünüze geldi. Siyah ejderha sınıfının bir soy ağacı gibi bir şey koydum karşınıza. Deathwing ve Sinestra'dan olma 5 kardeş var. Gördüğünüz üzere. Görünüyor değil mi? Sıkıntı yok. Aynen. Neferian ve Onyxia'nın da aralarında bulunduğu ki Nixondra Onyxia ile direkt kız kardeş.
Evet. Yani bu durumda eğer gerçekten Deathwing'in oğlu ise Rathian Nefarian ve Onyx yanında aynı zamanda kardeşi pozisyonuna geçecek ve hani onlar kadar da kudretli olmasını bekleyeceğiz. Hadi onu geçiyorum. Bizim lore'da net bildiğimiz bazı şeyler var. Deathwing'in bedeninin uğradığı deformasyondan dolayı aynen Deathwing'in bedeninin uğradığı deformasyondan dolayı sadece Sinestra'yla yani Prime Consort'u Sinestra'yla çiftleşebildiğini biliyoruz. Ki ona rağmen Sinestra bayağı yaralanıyor. Yani Sinestra kalıcı, ölme noktasına geliyor. Bastion evet, of Twilight Raid'inde evet. Hatırlarsanız bel bölgesinden aşağısı sabit bir halde yani uçma özelliğini falan kaybediyor. Tabii. Ve şunu eklemek istiyorum. Tamam net bir olgu değil ama ejderha sınıflarında prime consortluk yani bizim Türkçe'de baş cariyelik dediğimiz olay çok ciddiye alınan bir olgu. Yani ve özellikle hani şimdi telaffuz etmek istemiyorum ama başka açıklaması da yok. Ensest şey muhabbetleri hani üreme durumları bu ejderha sınıflarında çok kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Ama hadi diyeceğiz ki Deathwing yozlaşmıştı. Nuzot tarafından kataklizmde olanları biliyoruz zaten. Nyxondra ile bu tarz bir durumu yaşadı. Nyxondra'nın ölmesi lazım. Çünkü bundan eminiz. Yani Sinestra'nın dayanamadığı duruma Nyxondra nasıl dayanıyor ve uçarak hem de hiç yara almadan evet, uçacak kadar sağlıklı olarak bedlense kaçıyor ve yumurtlamaya devam edebiliyor. Bu durumu da arkadaşlar şu görseli kapatıp bir Blizzard nasıl söyleyeyim çalışanından aldığımız başka bir görselle destekleyelim. Dave Cossack isimli arkadaşlar genelde Hearthstone üzerine ama bu Red Short Guy dediğimiz bu hatırlar mısınız bilmiyorum Falstad düzeltmesini yapan çocuk çok ünlü olmuştu BlizzCon'da çıkıp nasıl söyleyeyim Mensen'i düzeltmişti adam falan o derece bir adam bunların söylediğine şöyle bir cevap veriyor yani resmi bir dönüş olarak kabul edebilirsiniz arkadaşlar haklısınız Deathwing teknik olarak Rathian'ın direkt biyolojik babası değil. Aynen. Diye söylüyor. Tamam. Tamam. Yani resmi açıklama düzeltme değil de direkt evet, resmi açıklama yani. Tamam dedik bu bizi ne kadar zedeler? Yani bu bizi zedelemez. Rathian birebir babasının olmak zorunda değil. Maneviyat olarak hani bütün siyah ejderha sınıfı Deathwing'e baba diye sesleniyordur. Oradan yürüyordur. Ama videodan Rathian, Nelterion ve Deathwing ayrımını da çok net yapıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Evet aynen. Şimdi o zaman genelde ben Deathwing'in oğluyum diyor. Evet. Nelterion'un oğluyum demiyor. Aynen. Özellikle Pandaria'da bunu çok diyor. Ben Deathwing'in oğluyum diye. I'm son of Deathwing diyor. Tekrar şu görsele geleyim arkadaşlar. Siyah ejderha sınıflarında isimlendirmelere baktığımızda hani özellikle Deathwing'ine bakın. Bir Deathwing olmadan önceki hali. Çünkü Deathwing Destroyer yani yok edici olarak anılıyor. Nelterion ise taşın koruyucusu. Hani Earth Warder olarak tanınıyor. Aynen. Yani Earth Warder'ken zaten hani böyle bir münasebet olmuş olsa Sinestra'yla tamam diyeceğiz. Ya da Nyxondra'yla hadi diyelim töbe. Yani bir şeyler oldu. Öz kızıyla. Yani korrupt olmaması lazım. Biz bu yumurtayı temizlemiyor olmamız lazım Badlands'te. Evet o zaman Safkan da o. Evet. Ve zaten hani Safkan şeyinde taşımıyor. Yani son siyah ejderha prensiyim diyor ama sadece evet, öyle değil. Onunla bir küçük araştırmayla bulabilirsiniz. Outland'de bir başka ejderha prensi daha var. Hem orada var hem de zaten şu anda şey de gördük. Legion'da geldi. İşte Ebonhorn. O da zaten gayet ortada yani ve hiç korrupt olmadan doğduğunu söylüyor da. Aynen ve işte biz ısrarla videodaki Deathwing'in oğluyum, Pandaria'daki Deathwing'in oğluyum lafları ve Pandaria'da hatırlarsanız bu Zuan o hayvan şeyleri tanrıları vardı ya okslar falan onlar hani benim büyük korkularını önüne çıkartıyordu. Rathian'ı test ediyorlardı hatırlar mısınız o görevleri? Bilmiyorum ama orada da mesela baba diye seslenmesine rağmen yani hiç evlatmış cevap gibi gelmiyor, muamele görmemesi Deathwing'in direkt yok etmeye çalışması gibiydi. Şimdi bizim tekrar ana konumuza gelelim. Eğer Deathwing'i baba olarak kabul ediyor ve buradan yola çıkma muhabbetleri yapıyorsa bu corruption
ne kadar derinde ve biz bu corruption'ı ne kadar temizleyebildik? Şimdi de Murat'a dönüyorum. En sevdiği yer. Evet. Uzmanlık alanım. Hadi bakalım. Uyuyor mu? Sesimi kesin. Old God Corruption'ı. Are you sleeping now there? Murat Han. Sesi yok Murat Han'ın. Murat Han'sın. Soruyu anlamadım ben. Şöyle, biz bu corruption'ı ne kadar temizleyebildik? Bir Old God'ın corruption'ı, yani bir Old God'ın yozlaşması, hani direkt ya da indirekt, yani biyolojik olsun ya da başka bir yollarla bulaşmış olsun o yumurtaya. Ne kadar derine inebilir ve bir ejderha yumurtasını ne kadar derinden etkileyebilir? Yani dışarıdan corruption, yani bir dışarıdan yozlaştırma varsa Titanlar bunu şey purify etmede, yani kaldırmada usta. Yani Titan makineleri bunu yapabilecek şeyler zaten. Hani regeneration'ı da çok iyi yapıyorlar. Corruption'ı yok edebilmek için. Onun için bunu yapabilir bir Titan makinesi. Hani dışarıdan eğer o müdahale yumurtaya yapıldıysa onu yumurtayı temizleyebilir ama... Hatta Mother bunu yapabiliyor. Şey şu anda evet. Bize yapıyor bu tek başına. Evet hani Mother... Titan bile değil. Evet hani Titanların böyle çok güçlü bir yeteneği var. Ama tabii Corruption çok daha onların bile ulaşamayacağı bir seviyede olabilir orada. Olabilir mi? Peki olmuşluğu var mı daha önce Azeroth'ta? Bilinen. Nasıl yani? Yani daha önce Mother gibi bir hani güvenlik görevlisini diyeyim artık. Bir güvenlik görevlisini geçebilen bir Corruption sistemi var mı? Var. Hatta direkt onu corrupt edebiliyor. Corruption olunca, yani işte Yogg-Saron'u düşünürsen, evet aynen, Ulduar'ı düşünürsen, bütün Ulduar'ı corrupt ediyor. Tek başına hem de müthiş. Evet, ve tamamen serbest kalman. Şimdi evet. O zaman şuradan yola çıkayım ve Murat Han'ı biraz daha zorlamaya devam edeyim. Deathwing'in patronu Nuzzot dedik, bu net. Evet. Ratians'a ısrarla benim babam Neltarion'dan ziyade ısrarla benim babam Deathwing demesi. Deathwing. Ve bu bir gönderme ya da bir metaforik bağlantı olabilir mi? Ya da daha önce Ion'un söylediği gibi hiçbir şey tesadüf değil. Her şey net bir şekilde bilerek yapılıyor dediği yerlerden biri olabilir mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani orada Deathwing demesinin sebebi bir şey olabilir. Hani benim babam artık Neltarion değil, Deathwing. Hani ben ona öyle kabul ettim. Hani onu düştüğü yolla kabul ettim olarak söylüyor olabilir bunu. Hani artık Neltarion'dan geriye bir şey kalmadı. Deathwing. Hisara da olabilir. Bunu söylüyor olabilir. Hisara yok. Hisara'yla bayağı alakası. Yani burada metaforik bir kabulleniş var. Yani direkt olarak benim işte Old God'la bağdaştırabileceğim bir yer yok. Old God'la da bağdaştırabilirsin. Çünkü şöyle bir şey var. Ratian ne kadar... Hayır işte öyle deyip demediğini bilmiyoruz diyor. Öyle de diyor olabilir diyor. Evet. Anladım. Gayet düz bir anlamda diyor olabilir diyor. Hani şey Ratian ne kadar güvenilir diye soru sormak lazım. Çünkü Ratian'da Deathwing'in kanını taşıyor. Öyle ya da böyle. Deathwing'in soyundan. Ve acaba babası şöyle, o yüzden mi almaya geldi şeyi? Deathwing bir dönem Beyond the Dark Portal kitabında yazıyor hatta. İkinci savaştan sonra yumurtalarını Outland'e kaçırıyor. Bunun ihtimali şu olabilir. Azeroth üzerinde doğacak bütün Black Dragon'lar her türlü Nuzzot'un kontrolünde olacağı için Deathwing bir kısmını oraya kaçırmak istemiş olabilir. Onlar etkilenmesin diye. Ama işte oradakileri de Gronlar katlediyor. Hatta Outland'da o bölgeye giderseniz, şimdi tam adını hatırlamıyorum da, Gron'un olduğu yer. Bütün o mızrakların üzerinde. Evet, bütün o mızrakların üzerinde Black Dragon'lar var. Yani evet hani kaldırılabilir ve Red Hill'in kastı hani benim babamın bu günahlarıyla Deathwing kastediyor olabilir. Blades Edge Mountains. Şimdi hatırladım. Blades Edge Mountains, evet. Evet, kopya çektim. Murat'ın sesi yeterli. Ama işte yeterli, çoklu oldu öbür. Şöyle bir şey var. Ratian'ın Draenor'dan itibaren hatta Warcraft'tan itibaren yapmaya başladığı şey Nuzzot'a sebep oldu. Peki ben onu soracağım. Yani Pandaria'da işte hatta Görkem Kairiz'in entrika yapıp Garrosh'un davasında işte
Tam aklanacakken görüşün kaçırmalısı falan gibi şeyleri vardı, sözleri vardı, hatırlar mısınız bizim konuşmalarımızda? Yani Pandaria'dan, yani biz daha çok Legion'a odaklıymış gibi gördük de neden BFA'da birden karşımıza Void odaklı bir olgu olarak karşımıza çıktı bu? Hatta Rizot serbest kaldıktan hemen sonra ya, evet onları soruyorum, ben de onu söylüyorum. Bu Pandaria'dan bu dönemde şimdi, Retian ne yaptı biliyor musunuz? Hayır. Hiç bilmiyoruz ya, ama şunu biliyoruz. Şeyleri var, ajanları var her yer. Evet. Devamlı sağda solda gizlenmiş, böyle stealth halde durumu izlemekte olan Retian'ın ajanlarını gördük. Şeyde en sonunda ajanları var, Retian'ı arıyorlar. İşte ama onlar ayrı gözüküyordu ve şey evet. Böyle Retian'ın ajanları direkt önceden bildiğimiz Pandaria'dan gördüğümüz faction'la işte Servant of Black Prince ya da Black Prince falan şeyle title'ıyla takılıyorlardı. Şeyde Naz Jeter'de de gördük. En son hatta quest yaparken neydi işte şey Neltarion Slayer'e gittiğimizde aynen. Evet. İlk Essence'ı almaya gittiğimizde de var orada bir tane. Yani Slitus'un bütün olay aynen Slitus'la görev yaparken de var. Legion'ın sonunda o kılıcın orada Evet, ufak bitiş questlerini yaparken orada da izliyor mesela ajanlarıyla her yerde. Sonuçta olayı devamlı takip ettiğini ve durumdan haberdar olduğunu biliyoruz. Evet. Yani ama şöyle bir şey var. İşte o şey War Crimes kitabı var. Esas orada anlatıyor zaten bu Garrosh'un da bütün davasını başından sonuna kadar. O orada anlatıyor. Onun en sonunda zaten Warlords of Draenor'un çıkış noktası o kitabın sonu. Onun evet, sonunda Kairos'la beraber Garrosh. Aynen. Bronze Dragon Kairos'la beraber basıyorlar şeyi, bütün işte dava ortamını aynen şeyde oluyor işte o Pandaria'daki Tiger tapınağı orada oluyor. Evet. İşte şeyle beraber neydi oradaki işte Dragon Maw şeylerle orklarla beraber ondan sonra kaçırıyorlar şeyi işte Garrosh'u. Onun isteği haricinde kaçırıyorlar ve tam ironik bir şekilde o sırada işte August Celestius İşte o hayvan formunda gözüken yüce ruhlar o sırada Garrosh'un aslında canını bağışlıyor. Tam affediyorlar. Öldürülmemesi gerektiğini açıklıyorlar. Tam o sırada oluyor bu olaylar ve o yüzden Garrosh resmen şey tam olarak aklanamıyor resmi olarak. Hatta daha da suçlu duruma düşüyor. Evet aynen. Sanki o organize etmiş bu kaçırmayı gibi. Herkes öyle zannediyor, öyle kabul ediyor zaten. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Sonra hatta beni bu duruma düşürdünüz diye Garrosh bayağı çıplak elleriyle tam bir orka yakışır bir şekilde Kairos'u işte humanoid formundayken boğarak öldürüyor, evet, kaçıyor. Evet. Ve ondan sonra o alternatif işte evrendeki babasının işte kopyası olan Grom'u bulup ona yardım ediyor. Onu işte Demon Blood'ı içmekten kurtarıyor. O şekilde tetikliyor olayları. Hatta kullandıkları çoğu teknolojik işte bizim şeyden Siege of Orgrimmar Raid'inden bildiğimiz şeyleri yani onlara göre teknolojik oraya. Olan şeyleri oraya götürüyor işte Iron Star falan tarzı şeyler işte bu Gronların sırtına bağladığı toplar falan normalde orklarda öyle teknolojik şeyler yok ilk başta işte ilk şeye geldiklerinde Dark Portal'ı geçtiklerinde ama bize Iron Horde olarak saldırdıklarını böyle ellerinde şeyler var. Hepsi Garrosh'un sayesinde onların. Evet. İşte bu yüzden de Garrosh işte herkes düşünüyor. Garrosh organize etti kaçırmayı falan diye. Halbuki esas olay aynı. Esas Ratio'nun amacı bütün alternatif evrenlerdeki orkları işte corrupt olmadan, Demon Blood içmeden kurtarıp böyle sonsuz bir horde kurmak ve bunu Legion'a karşı bir ordu oluşturmak için böyle bir organizasyon yapmak. Böylece işte bir sürü Grom, bir sürü işte güçlü ordu bir arada duracaktı. Onun planına göre hepsi Legion'a karşı savaşacaktı. Çok daha büyük bir ordu olarak. Ama evet, tabii, Alliance'de ordu aradan çıkar. Aynen böyle bir şey tek bir faction gibi yapmadan hepsini böyle şey gibi kullanacak. Aslında burada da çok ironik bir şey var. En başta gerçek ordun, bizim evrenimizdeki ordun
nasıl işte Azeroth'taki ortamı şey zayıflatıp Legion işgaline hazırlaması için yollanıyorsa aynı şeyi Ratyon yapmaya çalışıyor ama bunu işte farklı evrenleri kullanarak ve Garrosh'u başına koyarak yapmaya Ve çalışıyor. Legion'a karşı yapıyor Evet. aslında. Ve Legion'a karşı Diğer yapmaya Legion'a çalışıyor. karşı yapıyor. Evet. Şimdi ben Aynen burada Legion'a Legion'ın silahını kullanıyormuş gibi farklı bir oluyor. soruyla böyle biraz daha kışkırtıyorum ortalığı. Legion'a yapılabilecek yani tamam biz Azeroth'u kurtarıyoruz eyvallah şu bu da. Bu sırada bu işten faydalanabilecek başka bir oluşum daha var mı? Yani Legion'a yapıl yani orada Tabii atıyorum yani. Legion'ı durdursaydık ki zaten gelişen olaylarda durduruyoruz da. Yani bundan fayda çıkartabilecek başka bir olgu var mı sizce? Yani Legion'ın baş Kaos'tan Uzot düşmanı kim? besleniyor. Onu düşündün işte. Bunun Evet, cevabı Kaos'tan o. Uzot besleniyor ve hani Evet. Targaryen'i hapsettikten sonra Silithus'taki görevleri yaparsanız dikkat görev değil daha doğrusu bir tane Reir var orada Ogmot. Bir nasıl diyeyim? Görürler görebilen bir ogre. Onun rüya kitabı var. Onu eğer açıp okuduysanız orada şey diyor yani onlar Argus hakkında hiç durmadan konuşuyorlar. Uyanmış olan hakkında ve onların farkına bile varmadığı zaferimiz hakkında. Argus sonsu çok farklı da bu en sondaki bu farkına bile varmadıkları zafer şu olabilir. Biz yani tırnak içinde Burnley Legion'ı ve aslen Sargeras'ı uzaklaştırdığımız için bayağı Azeroth'u uzaklaştırdığımız için ortam Nuzot'a kaldı. Aslında hani Nuzot'u böyle bir müdahale edip durdurabilecek bir şey kalmadı. Bir Aynen. de gidip üzerine Nuzot'u ciddi ciddi öldürme şansı olan Goribal'ın zehrini de kendimize aldık durdurmak için. Yani Azeroth'u kurtarmak için ama Evet, o artefaktlerimizi ona feda evet ettik. o tahminen o Sargeras'ın sapladığı büyü Death Magic'ti. Hatta böyle en pür hali falandı tahminen. Az orada sapladı. Yok değil değil Benim o, tahminim öyle. Canon bir şey yok var bilmiyorum anca. yok Goribal'ın yaratılışıyla ilgili şey var. Goribal Titan silahının Evet. kullanılmasıyla yaratılıyor. Yani şey fel var orada. Fel mi var orada? Aha. İşte Feli'ye. Fel aslında yine de bir açıdan dörtmecik. Yakınlar. Yani Çok yakın. ama Yani şimdi ben yakındır. tamam çok güzel Konu dağılmasın. kaptırdık. Yok yok Evet. çok güzel aslında hani benim takip etmek istediğim bir sıradan ilerliyoruz ama John Berk güzel bir soru sordu. Oraya da gireyim. Demiş ki Evet. kendimce şöyle düşünüyorum. İyi siz güzel hoş anlatıyorsunuz eyvallah. Deathwing Rathian'ın babası değil en azından gerçek anlamda. Çünkü Deathwing tüm siyah ejderhaların babası olarak kabul ediliyor eyvallah. Rathian da bu sebeple Deathwing'e baba diyor olamaz mı? Zaten açtığımız konu bu. Tahminen bu yüzden Bu diyor yani. ama Onu Murat Han da dedi. Evet. şöyle bir net bir şey var. Biz Rathian'ın yumurtasını yozlaşmadan arındırdık Titan Evet. gücüyle. Eğer yozlaşmışsa böyle bir biyolojik bağlantının olması gerekiyor. Çünkü siyah ejderha sınıfındaki yozlaşmanın tek kaynağı Deathwing. Çünkü Deathwing. Nuzzot yalnızca Deathwing'i yozlaştırabildi. Ama onu ben hep şöyle savunuyorum. O kan mesela Neferin'e geçmişte olabilir Kur'an kan. Ama işte o Ondan yani sürekli devam ediyor Nefarian olabilir çok ya. eski bir breed yani çok eski bir evlat değil mi? Yani Corruption'dan önce mi Neferin'in? Yani çok çok Deathwing önce. Corruption'dan önce mi? Çok çok önce. Neferin daha önce. Neferin daha önce. Sonradan Onyx. şey Neferin'in Onyxia'nın korrupt olması hatta şey yani kendi istekleriyle Corruption diyorlar bu evet. duruma yani giriyorlar. Babalarının yolunu takip etme O işte mutluluğu. hani korrupt mı yoksa o kromatik ejderha sınıfını yaratmaya çalışırken ki deneyler sonucu bir Deneyler sonucu. Hemen bakayım. muhabbetler mi? Çünkü Nefarin ve Onyxia'da direkt corruption'dan bahsedemiyoruz. Nasıl söyleyeyim? Corruption olma olayı olsaydı eğer Görkem şöyle düşünüyorum. Undead olamazlardı bu ejderhalar. Değil mi? Void olarak. Ama Ama onlar zaten Onyx'in undead gibi undead evet değiller. hani Yani Onyx'in reanimasyonu biraz reanimasyon Void yani. Reanimation, şey, Void ve Reanimation gibi bir şey var. evet, olabilir Reanimasyon yani. olayı var. Çünkü Güzel. şey gibi düşün. Vücudundan kalan bütün parçayı ve kullanıp Void enerjisiyle onu yeniden canlandı. Evet. Yani bizim undeadlerin olduğu gibi
Yükeyle ya da depse kaldırmak değil. Evet, evet, aynen. Mesela... Undead'ler mesela Shadowlands'a bağlı bir reanimasyonları var. Yani. Evet. Şeyle çünkü Lich King kaldırıyor onları. Lich King'in de reanimasyon kaynağı birebir zaten işte Shadowlands'la bağlantısı olduğunu öğrendik. Hatta hangi evet, realm olduğunu bile öğrendik. Yani Maldraxxus'un büyüsünü kullanarak yapıyormuş. Abi biz zaten ısrarla Deathwing, Retia'nın babası tezini savunmuyoruz. Hani burada değil, bir... Değil, tam tersine. Tam aksine olamayacağını söylüyor. Evet, yani değil diyoruz. Biyolojik olarak olamayacak. Olarak ama bu yoldaşma... Hatta bununla ilgili... Manevi olarak hani bütün... Evet, pek, bütün, resmi kayıt kanıt gösterdik. Evet. Niye savunalım hani, yani? John Berg sen o zaman o sıra yayını izlememişsin. Bayağı bildiğin evet. Blizzard tarafından o söylenmiş. Yani Deathwing, Retia'nın babası değil biyolojik olarak. Biyolojik babası söylentiyi değil. Söylentiyi göster. Sürü babası yani. Söylenmişi evet. Gösterdik. Ve o senin şu söylediğini sadece. Tam olarak ben söyledim. Aynısını söyledim. Deform olmuş vücuttan dolayı sadece Sinestra ile çiftleşebiliyor. Evet. Söyledik yani evet. Aynı şeyleri, aynı savı savunuyoruz. Yani doğru söylüyorsun. Evet. Onuyorum. falan. Şöyle devam ediyorum o bunlar zaman. Bunlar konuşuldu hakikaten. Muhabbeti takip edersen. Evet, tekrarını yaptık hatta. Ha? Şu an. Yok yok olsun tekrarı belki televizyonlarını yeni açmış arkadaşlarımız vardır. Olabilir. o zaman devam ediyorum. Yani BFA'daki ajanları tamam. Konuştuktan sonra birden değişip büyümüş, güçlenmiş ve özgüveni kendine gelmiş bir Raytheon. Aynen. Evet yani o Pandaria'daki o nasıl diyeyim berbat low pikselli görüntüsünden hat üretiyene dönüştü bir anda. Birkaçta. Ve Nuzot ortaya çıktıktan hemen sonra. Daha doğrusu Nuzot serbest kaldıktan hemen sonra bir anda gündeme geldi. Bu arada az önce bir şey dedin Utku o kaynamasın. Yani şeyin Legion'ın yok olması kimin işine gelir işte gibi bir muhabbet döndü ya. Evet. Yani evet o kaynamasın. Sonuçta Legion'ın esas amacı ve Sargeras'ın esas amacı zaten evrenden Void'i ve Void'in etkisi olan bu Old God'ları, Corruption'ı yok etmek için evrendeki bütün evreni yaşamı bütün yaşamı yok etmek istiyor. İşte evet. Bu yani sonuçta bunu isteyen bir faction'ın yok olması tabii ki kimin işine gelir? Karşı tarafın Void'in ve Old God'ların aynen. İşine ve gelir, yani ısrarla bu sırada yani nasıl söyleyeyim bir Lich King istilası olurken atıyorum Old God tarafı durmuyordu. Old God'larla da uğraşıyorduk bir yandan. Ya da atıyorum başka bir zımbırtıyla uğraşırken bir yandan evet. Old God'larla uğraşıyorduk. Ancak Legion Expansion'ı boyunca hiç Old God oluşumuyla uğraşmadık. Hiç uğraştık. Yani. Nasıl? Ama birebir bağlantılı değildi. Evet. Bu arada hayır, yani. Bu bir şey Sarius vardı. Argus olaylarından görüyorum. Bahsediyorum abi. Şey iki saniye bölüyorum. Tamam. Haftalar, aylardır götürdüğüm savunu bozmayalım. Böyle bir şey Lord'dan çıkmadı. Bunu parantez olarak araya koyayım. Hayır devam hayır. Lord'dan çıkma mevzusu değil. Demek istediğim yani biz Argus'la kapışırken işte. Güç kaybettiler. Ciddi güç kaybettiler. Evet yani Kil'jaeden'la dövüşürken hani o Legion temasıyla boğuşurken Old God'ların böyle bir standby bir dakika. Evet bu bizim işimize yarıyor. Şeklinde olduğunu düşünüyorum. Ben düşünüyorum bunu. Evet bir bekleme durumu söz konusu. Sadece bunu göz önüne hatta, sokuyorum yani. Legion iftilası Nuzot'un aslında orkestra ettiğine dair Battle'ların çok 1,5 yıl hatta 2 yıl öncesinden kalma çok sağlam bir teorisi var işte. Bizim geçen hafta konuştuğumuzda kısaca bağlamak istiyorsan Rift of All'ın Twisted Signature'la bir iç içe akma ihtimali olduğunu söylüyor ki tahminen öyle zaten. Yani Nuzot'un aslında Legion başından itibaren orkestra edip en son bu noktaya getirebileceği, Battlefield'a getirebileceğini söylüyordu. Rattin de tesadüf eseri bunlara yol açtı. Acaba neden? İşte acaba neden değil mi? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani ben bu konuda Murat Han'ın yani şey olabilir. Şimdi Legion'ın Legion olarak kalmasının sebebi sonuçta Sargeras tarafından oluşturulmuş evet. Ve onun yönettiği, hatta onun yarattığı adeta bir oluşum. Evet. Çünkü kendi hapsettiği... Düzenli orduya çevirdi onları. Evet, kendi hapsettiği kaotik işte demonları aynen bir o amaç için
ve hepsini görevlendirip belli bir hiyerarşiye koyup hangi konuda güçlüyse o konuda onları kendisi de güçlendirerek kullandı ve bu yolla zaten bir sürü gezegeni öğreniyoruz ki zaten çoktan yok etmişler ya da kendi amaçlarına göre çevirmişler. Ama işte şu anda mesela bizim içinde olduğumuz durumda Sargeras hapsedildi. Ya evet zaten Sargeras, şu an aslında Sargeras'ın kılıcı yani saplama şeyi artık amacı ortadan kalktı bir açıdan. Aynen. O aşamadan sonra Sargeras'ın bir etkisi kalmadı. Yani Demon'lar şu anda Azeroth'u hala öldürüyor o kılıç ama cidden çok güçlü bir kılıç olduğu için onu yapıyor. Yani ciddi zarar yani, verdi çünkü Azeroth'a. Aynen. Şimdi o kılıcın etkisine de sonra gelelim de Ratyon'dan bakmayalım. Bence bunun işte Ratyon'un mesela bütün bu olaylar olurken bizi ilk tanıdığımızda Pandaria'da bizi Legion'a karşı bu kadar gazlaması, Legion'a karşı hazırlıklı gelecekler diye uyarmasına rağmen o geliyor yani Legion gelince ortaya çıkmaması ve Legion ortadan kalkınca ortaya çıkması Ratyon'un. Yani gerçek amacı demek ki Legion'ı yok etmek değilmiş. Bizi Legion'a ben kadar... de öyle algılıyorum. Ya da bu şeyi var hatırlıyor musun? Pandaria'da bir uçurumun kenarına yani bir dağ kenarının kenarına gidiyor böyle ve diyor ki Azeroth ne kadar güzel değil mi diyor. Korumaya değecek kadar diyor. Yani gerçekten saf olabilir mi yani? Ya da işte biz tamamen bu koca bir sohbeti boşa yapıyor da olabilirliği var mı yani altında? Yoksa güzel bir plot twist bizi bekliyor da olabilir mi yani? Ya, o kadar toz pembe olmadığı yani Disney olsa bile bu kadar toz pembe olmazdı diyeyim yani o derece. Tam belli. Ben hiç sanmıyorum o kadar basit ve saf niyetlerle yaptığını bu kadar böyle kahramanca düşündüğünü kahramanca bile değil böyle artık aşırı saflıkla düşündüğünü falan zaten bir kere öyle bir yapısı olamaz diğer yaptığı işlerden öyle bir yapısı olmadığı belli öyle bir yapısı olan kişi neden Garrosh'u kaçırıp böyle bir entrika yapsın gidip herkesi ikna etmeye çalışır öyle mesela heroik bir kişiliği ve işte zihniyeti olsa ve bir yani, Arthas şeyi geldi yani böyle Arthas'ın da çok söylemlerini hani evet yapıyorum önüme geleni yakıyorum yıkıyorum ama kurtarıyorum muhabbeti değil mi ama bir andırdı inceden yani. Arthas zaten Sargeras'ın Azeroth versiyonu gibi bir şey işte Azeroth versiyonu evet yani mantık olarak aynı çünkü eğer ki herkes korrupt olacaksa o zaman bütün yaşamı işte yok edip Azeroth üstündeki herkese undead yapayım. Hepsi böylece etkilenmesinler. İşte bu amaçla zaten şey kendi iradesini kazandıktan sonraki en büyük motivasyonu bu Arthas'ın. Yani kendince iyi bir şey yapıyor. Aynı Sargeras gibi. Ama iyi bir şey yapayım derken herkesi zorla kendi düşüncesine göre manipüle etmiş oluyor. Evet. Peki biraz başka bir yöne çekeyim mi konuyu? Böyle biraz daha aramızdaki bence konunun nasıl gideceği yere çekar. Yok ya daha acelemiz yok ya. Şöyle söyleyeyim. Tamam. Moderasyona güveniyoruz. Yani Azeroth'taki ırkların özellikle hakim ırkların. Hani ben şimdi şey konuşmak istemiyorum. Çünkü hem öyle düşünmüyorum hem Alliance karşıtı bir düşüncem yok bu konuda. Azeroth'taki hakim ırkların demek istiyorum. Neden böyle söylüyorum? Deathwing yani Daval Prestor zamanında bunu yaparken Daval büyük bir... Yok bir şey yok. Bunu yaparken büyük bir tehdit altındaydı Azeroth ve yine insan önderliğinde bir komutayla Azeroth kurtarılma evresindeydi. Velhasıl Thrall'ın hordu yeni kurulurken yine insanların güçlü olduğu bir alliance yani bir ittifak söz konusuyken Onyxia'nın bu kez manipülasyonu. Evet Onyxia'nın bu sefer kralı manipüle etme durumu söz konusu ve yine şu anda bir tehdit var. Hayır yani Horde dağılmış durumda. Sylvanas'ın yaptıklarından dolayı başsız bir Horde var. Tamam bir konsey sözleri lafları geçiyor bizim de hani içerik üreticilerinin ve lore yazarlarının şunlar bunlar arasında. Ama Bane tarafından bir High Chieftain olarak atanmış birisi var. Ki Bane Horde görevlerini yaparsanız Bane başta duruyor. Warchief olarak Warchief title ile değil bunu belirtmek istiyorum. Warchief olarak gidip görevleri ondan alıp veriyorsunuz. Ve Anduin'in yanında hani Anduin Azeroth'u kurtarmak için
ne lazımsa söyle, yapacağız. Ver emri, yapacağız modunda. Anduin oturuyor, beyin yanında ayakta duruyor. Ve bu sırada odaya giren bir başka siyah ejderha durumu. Yani toparlayayım, çok uzattım. Deathwing'in yani Alliance'ı manipüle etmesi. Onyxia'nın Alliance'ı manipüle etmesi. Bu şimdi üçüncüsü verdim. Olabilir mi? Bence çok uygun zaten. Aile zaten... gelecekleri gibi bir şey. Yani zaten işte dedik ya ilk başta o sinematiğin benzediği şey aynen işte geçmiş sinematiklere gönderme. Demek ki geçmişte olan bir olay yeniden oluyor. Alt mesajını veriyor sinematik. Yani ister istemez. Çünkü bakın geçmişteki şeyler oluyor. Şeyini, alt mesajını vererek sinematik giriyor. Ve yani seni bir ilk baştan kıllandırıyor bu şekilde. Evet. Aynı şekilde dediğin gibi daha önce Deathwing'in human form'da yaptığı şeyi, aynı şekilde Onyxia'nın human form'da yaptığı şeyi, şimdi Ratyon'da human form'da giriyor dediği ne kadar doğru? Direkt çaresizlikten güveniyoruz şu anda. Çünkü işte evet, oradaki evet. Çaresizliği Anduin'in çaresizlikten artık sinir seviyesine geçmiş. Ve abi, o çaresizlikle şeyde görüyoruz tutunuyor ya. Yani resmen. Ratyon'un ne dediğine hiç bakmadan. Abi şey komik sinematiğin başında. Shaw'ı Zot'u nasıl bulamazsın diye azarlamasa ben çok sinirim. Evet ya. Değil mi? Bayağı hem de. Nasıl bulamazsın diyor ya Shaw'a. Bayağı işte. Ciddi azarlıyor. Hiç mi? Anduin'e yakışmayan bir şey bu. Anduin'i bekliyor aslında haklı olarak. Ben Zot kocaman ya bir yere gidip bulacak falan diye bekliyor. Azarlıyor ya sen Shaw'a. Evet. Nasıl bulamazsınız diye. Yani işte Ratyon'la ilgili ciddi, hatta ta geçmişinden gelen, ortaya ilk çıkışından beri gelen çok ciddi şüpheler, şüphe uyandırıcı detaylar, çok ince detaylar var. İlk ortaya çıkışı, yani purify edilmesi, Ratyon'un yumurtasının corrupt haldeyken, yani yozlaşmış haldeyken temizlenmesi bile, yani masum şeyleri kurban ederek yapılan bir işlem. Yani öyle doğuyor. Yani öyle doğan bir yaratıktan bahsediyoruz. Sonra bu büyüyor. Bizi manipüle ediyor. Pandaria şeyinde işte hatta iki faction'ı birbirine daha çok düşürüp savaş moduna neden oluyor. Evet, evet. Zaten sonunda itiraf ediyor. Ben Alliance'ı tutuyordum. Hep de sizi destekledim. Niye barıştınız ki falan diye böyle şey tam bir çocuk tantrumu geçiriyordu falan böyle. Hatta orada oradaki garson panda bir haşlıyor ondan sonra. Bir kendine gelme falan diye böyle. Peki güzel bir soru gelmiş. Onu yansıtayım size. Light ya da Velen, hani Light müritleri Anduin'e neden yol göstermiyor? Güzel bir soru. Yani neden tutup da... Hayır, yol gösteriyorlar gayet. Ben Anduin gayet sorun yaşadığında Velen'den hala tavsiye alıyorum. Ama şöyle bir şey var. Velen artık Light'la birebir bağlantılı değil. O kadar değil. Şey değil, evet. Velen Light'tan istifa etti arkadaşlar. oynamadınız yani Light... Makari questlerine oynadıysa... Hayır, ondan yani... bahsetmiyorum canım. O kadar... Ya, tamam da yani... mesela kameranın şurada söylediği de doğru. Mentoru değil miydi yani... Bırakıp evet gidiyor. Hala fikir ama olarak bak, zaten şöyle düşün. Onun mentoru zaten ama şey. Hayır bağlamak istediğimiz ama... yer dur. Bir dakika bir saldırmayın. Hani tamam. Şu 8-3'te neden Velen yok? Hani evet değil mi? Onu oraya getirmeye çalışıyorum. 8-3'te neden Velen yok? Yani bize yol açan kişi, yolu gösteren kişi neden Rathian? Hadi neden Rathian'ı sonra konuşuruz da neden Velen değil ya da? Şöyle bir şey var abi. Velen ya da en azından yanında değil. Legion'ın sonunda bu hani ya Stormwind ve Horde Embassy'lerde hani belli karakterlerle konuşabiliyorduk ya işte Velen, Alera vesaire. Velen'le evet, konuştuğumuz zaman Velen Light hakkında çok şüpheli şeyler söylüyordu. Hani artık eskişlere inanamıyorum, emin değilim vesaire falan diyordu. Velen. Evet, aynen. Hani zaten... Velen'in inanç durumu şu an şüpheli. Tabii zaten yok, şöyle bir şey... Diye inandığı bir şey olduğu için evet, bir anda evet, kalkıp şey olacağını hani inanmıyorum'a geçeceğini sanmıyorum. Bence şu an ciddi bir sorgu durumunda. Hatta belki Exodor'a kendini kapatmıştır. Bilmiyorum. Sorguluyordur. Benim belki anladığım... Belki Shadow of Speck'e geçer. Çok kısa yani... değinelim. Khadgar nerede?
Khadgar gerçekten bilmiyorum. Khadgar'ı hepimiz merak ediyoruz. Şu anda araştırma yapıyor diye biliyoruz. Ama araştırmasının ama evet, sonucunu azından, yani bulamadı. Ama şöyle söyleyeyim. Velen kadar burada beklediğim karakterlerden biri değil bu. Yani aslında evet. Benim Khadgar'ı ben beklerdim. Çünkü Khadgar cidden bir sıkıntı olduğunda çok kolay, çok aslında iyi yer evet şeyi ben şu anda onu göz ardı ettiğimi fark ettim. Yani Medivh'in yerini almış bir gardiyan değil mi? Yani özellikle... Hayır, gardiyan yok artık. Gardiyan yok, onu biliyorum. Hani demek istediğim, hani nasıl metaforik olarak Deathwing'i babası olarak kabul ediyor ya hani. Hani bizim de gardiyanımız şeydi yani. Dediğim gibi ETC'ye sahip olması, Karazhan'a sahip olması. Ve duyuyor musunuz şu an? Duyuyorum. Mesela Khadgar dediğimiz Rathian, Karazhan'ın altında. Demek ki Khadgar oraya da bir artık bağlantısı yok yani. Verettiğin oraya gizlenebilirse. Karazhan bırakmış demek ki. Olabilir. Ama şeyi tekrar söyleyeceğim. Khadgar hem o Harbinger'ın olması lazım. Hem Harbinger'ın hem de Karadan Dungeon'ın sonunda Medivh'e vurguluyor. Artık bir gardiyan yok. Azeroth'ları koruyacak ama tabii hani bizim manevi olarak Khadgar'ın bir şey olarak kalanımız doğru. Yani şu an Khadgar falan yok ama şey, bilgi bazen böyle karakterleri dolaba koymayı seviyor. Mesela Locus Walker'ı da koydular. Çok güzel koy, çok güzel Argus'ta tanıtmışlardı. O şimdi dolapta. Velen de dolapta kaldı. Khadgar'da. Rathian yıllarca dolapta kaldı mesela. Bir anda çıktı ortaya. Yani Khadgar ve Velen şeyde de yoklar. Nihalota sırasında da yoklar. Evet. Ben Khadgar'ın korrupt olduğunu vesaire düşünmüyorum ama tamamen bir şeyler görüyorum. Belki Medivh'i bulmaya çalışıyordu çünkü Medivh Karazhan konu çok dağılacak. Bunu söyleyeyim bence geri dönelim konuya zaten. Medivh Karazhan'ın sonunda Khadgar'a şey diyor yani benim öğrenmem gereken şeyler var. Legend hakkında özellikle onun için gidiyorum deyip uzaklaşıyor. Bir şeyler Medivh'de Void ve Legend hakkında bir şeyleri artık öğrenme aşamasında galiba. Belki Khadgar onları araştırıyordur. Olabilir. İşte zaten en son hani kanon olarak orada bıraktık. En son Khadgar işte Karazhan'ın sonunda kaldı. İşte başka Kılıçtan sonra da hani bir üzgün bir şekilde konuşup gitmesi vardı aslında. Ya hayır, tamam işte yani Medivh'i diyordum. Medivh'le kaldığı kısımda onun böyle başlangıç noktası oldu. Ondan sonra zaten işte Legion'ın sonunda da aynı çizgide devam ettiğini gördük. Demek ki bir kendi araştırıp öğrenmek istediği bir şeyler var. Ve şeyle direkt Karazhan'la ilgili, Medivh'le ilgili belki Medivh'i takip ederek dediğin gibi daha onu bilmiyoruz ama işte bundan sonrası için bir arayış içine girdiğini biliyoruz yani. Kendince bir çözüm yolu bulmaya, bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyor olabilir. Evet, belki Azeroth'u iyileştirmeye çalışıyor. O zaman çok naif bir soru soracağım videoyla alakalı, konuyu da geriye döndürebilmek adına. Anduin'in videoda görü görmesi, yani özellikle Nuzot'un Stormwind'e saldırı yapıyor şeklinde görmesi. Ve katedrale saldırıyor. Ve katedrale bu. Yani ışığın temsil edildiği bir yapıya metaforik olarak rahatça saldırıyor yapıyor, evet. Olması. Ve bunu sadece Anduin'in görüyor olması ve bu görülerin sadece Rathian ortaya çıktıktan sonra başlamış olması. Evet. Çünkü biz böyle mi değerlendireceğiz ya da işte videoya koydular aslında oluyordu arada git gel oluyordu Anduin'in. Yok falan mıydı yok. Yani? O bir kere bence o ilk defa oldu çünkü Anduin şok geçiriyor zaten. Yani evet. Evet, yüzünün yani, halinden anlayabiliyorsun o ilk kez yaşıyor. Evet, hani Blizzard da korkuyu çok güzel vermiş zaten. Evet, Anduin evet. Korkusunu. Ve Rathian, Anduin o bir dönüp baktığında Rathian'ın suratında zaten böyle bir ya ne oldu ya hani işte bak. Evet, sürekli olarak videoda gülmesi. Evet çok pis bir şeyi var böyle. Pişkin. İnanılmaz pişkin. Evet. Peki hani bir şeylerin farkında. Ben... İşte geldiğim falan diye böyle. Evet. Ha böyle kanka bak yıllardır görüşmedik. Ne yapıyorsun diye Galatasaray'ı tutturuyorsun. Hakikaten ya. Ya peki bunlar şey mi? Magni ile nerede karşılaştılar abi? Rathian Magni... Yo bir dakika. 825'te biz Rathian'ın izini bulduk. Ama öyle kaldı. Evet. Magni'ye bunu söyle.
Şey galiba 70 yani artifakti 70 yapınca son bir quest var. Bu Dragon aspektleri sırayla geziyoruz. Evet. En sonuncu da Ratyon'u buluyoruz. Yani ben şey bir de Ratyon Ibnor'unu cleanse ediyor bir noktada. O aşamada tanımış olabilirler. Heart Chamber of Art'a geliyor çünkü. Evet işte o en son quest o zaten. Hatta Ratyon şey yapıyor aslında. Bir tonik iksir diyeceğim ona. İksir yapıyor. Evet evet. İddiası da Old God Corruption'a karşı iyi mi? Mesela yani Ratyon neden kendini bu kadar korumaya çalışıyor? Cleanse de kendini neden bu kadar korumaya çalışıyor? Güya. Hani kendine bir immun yapacak bir iksir yapıyor. Telerin yapıyor. Evet. Bunları yapabiliyor. Yani öyle evet, bir yapabiliyor. Güç edinmiş. Nereden biliyor bunları? Before yani. The Storm kitabında Anduin ile Shadow Sun savaşı var. Sun? Shadow'un mu? Son. Shadow Sun savaşı. Son savaş. O Before The Storm'da Before değil. Storm şeyde var. Anduin'in çizgi romanında var. Son of War olması lazım. Hatta bulayım hemen. Son of the Wolf evet. Son of the Wolf olmasın. Tamam, orada anlatılan konu ne? Yani bu Shadow olan düğünün bir tanesi olma durumu. En sonunda söyleyeyim. En sonunda bir sahne gördük. Velen'le yaşlanmış halde Anduin var. Sahneler hep vardı ya da öyle bir gündeler. Aynen. İşte son savaşa gidiyoruz artık gibi bir şey diyor. yani bunun gene bir tweet var bununla ilgili kanon olduğuna dair. Bu son savaş mı, kanon mu falan diye soruyorlar işte. Developerlardan biri de cevap verdi. Evet bu işte çizgi romanda geçiyorsa aynen doğrudur diye. Yani o son savaşta Anduin'in bir işte High King olarak başta olduğunu görüyoruz ama yani bunun Alliance'ın başında mı, Light'ın güçlerinin başında mı, yoksa çok daha büyük bir şeyin başında mı, başka bir savaş mı ama başka işte, bir şeye karşı mı? Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz ama tahmin edilen işte daha önce konuşulan da Void War diye en son savaş konuluyor. İşte en son Light'la Void son bir savaşa giriyorlar bütün evrenin hakimiyeti için. İşte o savaşı kastettiği tahmin ediliyor ama onunla ilgili de resmi bir onay yok. Yani evet Void War demedi kimse mesela. Yok evet, bu da tahmin. O sadece şey dediler. Evet o savaşta bizde Anduin var. Çizgi romanda geçiyorsa doğrudur ama işte bu öyle mi böyle mi onun detayıyla ilgili kimse cevap vermedi. Daha şu şeyi yollayayım sana. Evet. Sen yayınla. Peki o zaman ben Murat'ı oyalayayım sen onu ararken. Ratyon'un ortaya çıkışının Nuzot'un serbest kalmasının birebir de anıyla hani bu kadar örtüşüyor olması tesadüf mü? Ha? Hemen arkasından Ratyon'u buluyor. Yani tesadüf mü? Yani belki işte Görkem'in dediği gibi her şey toz pembeydi ve bir anda geldi. Sıydı. Tamam hadi bakayım. Azeroth'u kurtarmaya geldik mi? Şöyle bir şey var. Attım chat'ten linki. Biz Ratyon'un Zot'un uyanışından sonra buluyoruz. Zot da Ratyon'u arıyor mesela. Uyandığı andan itibaren. Hani bilmiyorum belki bize veya da Zot Ratyon'u yönlendirdi. Hani çünkü gerçekten hani nasıl diyeyim kurtarıcı olarak mı geldi bir anda? Hani Jesus olarak mı geldi? İşte kıyamet geldi, Jesus geldi. Hani Mesih mi geldi? Ratyon'u hani. Niye bir anda ortaya çıktı? Şimdi şey olarak. İşte Netical de demiş chatte bakın Ratyon'un şeyde zaten sinematikte de açıkladı o. Ben de işte babamın düştüğü şeye düşmemek için bu olayı araştırayım dedim oradan buldum diyor. Ya şimdi yani, sen babası dediği yani Black Dragon'ların ilki sentient olmuş ve böyle şey yani Titanlar tarafından ilk kutsanmış siyah dragonla onun yapamadığı şey sen 3 günlük daha Drake'sin yani nasıl yapabiliyorsun demiyor ki sen mesela. Drake'den ziyade senin yüzünden böyle bir acayip bir fail verilmiş zaten. Hani bir de önceden olmak... Falson var. Hani diye. Aynen Legion'a karşı yapılmış hiçbir başarı sayende olmamış. Aksine işte iki tane faction... Başımda belayı sen açmışsın. Aynen Azeroth'un iki büyük faction'ı senin yüzünden birbirine düşmüş. Yani... Tam bir Varya'da, Vorjin'i, Ysera'yı, Tyrion'u kaybetmişim mesela arka arkaya. Evet. Yani olabilecek yani, her şey... Özellikle Ysera'yı mesela. Kötüsü olmuş yani. Özellikle Ysera'yı kaybetmişim, Dream'in koruyucusuna. Evet sonuçta Dragon ve yani
Eğer ki babasının yani şeye denklerine saygısı varsa Ysera'yı mesela koruması gerekirdi. En azından da ortaya çıkması evet. lazımdı. Korapt oldu Ysera. Evet, az önce chatte biri dedi onu diyecektim. Kaçtı o da. Kusura bakmayın. Aynı şekilde onu diyecektim. Evet yani Savius bile Ysera'yı korapt ederken eğer ki senin böyle bir konuda araştırmışsın, bir şeyler öğrenmişsin, bir müdahale edip en azından buna karşı yani, bir şeyler yapman lazım. Legion'ın yaptığı kadar. Ya da dokunduğu şeylere atarlanıyorsun ama Void'in dokunduğu yani Emerald Dream'e atarlanmıyorsun. Ysera'nın yozlaştığı. Bir de her yerde ajanın var, takip ediyorsun. Bunu da biliyoruz yani. Haberi olmamış. Evet, BFA'da bizi böyle yani. Bir test etme şeyi var sanki. Bir ajanları tek tek gidip bakıyoruz, hatta az önce Murathan da söyledi ya. Yani evet. Karazan'a gitme evet. durumumuzda ajanlarla alakalıydı yani. Ve evet, BFA'da evet. bizi biri daha test edin. En başından beri. Hani Crucible Storms'da özellikle tabii canım. Üstünde basa basa bizi bir teste tabi tutuyor. Ardından Eternal Forest'da tekrar bir teste tabi tutuyor. Bu sırada da biz başka biri ajanlar yoluyla biliyoruz diyor, bunlar ne yapıyor diyor. Evet. Ve Nzot da mesela Human ajanlar kullanıyor. Aynen. Şeye yollarken, Ratina yollarken. Değil mi? Çünkü evet. aşırı bir benzerlik var. Yani bir artık hani bu kadar paralellik tesadüf olamaz dedirtecek kadar değil. Çok var cidden. Ve nasıl diyeyim? Arkadaşlar bu 8.3 spoiler gibi olacak ama artık oynadığınızı varsaymak zorundayım. Bu questline sırasında herkes yapmıştır canım. Evet, hani bu bizi Neolata'dan Ratian haberdar ediyor ve diyor ki Neolata için. Neolata belki de gerçek hale geçirilmeyi bekleyen bir imajdır diyor. Belki bir hayaldir ama gerçeğe çevrilmeyi bekliyordur diyor. Ratian. Bundan kısa bir süre sonra Nzot Neolata'yı gerçeğe çeviriyor. Ve bizi horrific vision'lere mesela Ratian sokuyor. O boyut kapısını açabiliyor. Çok bilgi sahibi. Ya oraya da değineceğim. Yani. Aslında ben hani adım adım geleyim diyordum ama geldin madem. Yani ya bu kadar buna karşıysak özellikle zaten şeyde bağıra bağıra arkadan gidiyor ama hani zaten Muradin'in ben tam olarak işlevini çözemedim daha hala yani. Yüzdüğün modunda takılıyor yani. Ben anlamadım da. Aynen. Yani o sadece yardım edecekleri topluyor sonra kenardan izliyor gibi. Neyse çok girmeyeceğim ona da. Arkadan inatla bağırıyor. Ya dur ne yapıyorsun Nzot'un tam olarak istediği şeyi yapıyorsun. İstediği şey bu. Diyor. Evet. Diye bağırırken o sırada tereddüt bile etmeden kapıyı açması ve Raden'e olanlar yani. Evet. Raden kendini feda ediyor orada. Yani bu kapıyı açma bilgisi nereden geliyor olabilir Ratian'da? Yani sen tamam Legion'a karşı bir şeyler yaptın da bu arada ya, neyi evet, bu araştırdın da sen bu kadar... Evet araştırdım diyor zaten. Hayır tamam da neyi araştırmış olabilirsin? Biz de şöyle söyleyeyim. Yani World of Warcraft'ta senin oynadığın hero karakter... Hani bir tane NPC tıkladığın zaman hero diye bağırıyor ya sana. Bu hero karakter Ratian'dan yaşça büyük. Evet, hani sen bilmiyorsun bu kapıyı açmayı, bu nereden öğrendi onu söylemeye getiriyorum yani. Bir şey var. Ayrıca senin benim hadi bilmemizi geç, Deathwing bilmiyor bunları. Evet yani. Deathwing şey. Çok al bilmiyor. Yani hani, Zot'un kızlık soranına kadar neredeyse biliyor. Hani böyle bir abi hani... Banka hesaplarına kadar diyorsun. Hani şey valla hani kanka gibi evet, evet. Yani. Hadi bak Highborn. Şeylerini araştırmış. Hayvan, Dire Maul'daki hayvan olan şeyleri ki onlar zaten aşağı kadar. Ya zaten Dire Maul araştırması inatla beni Cho'Gall'ın yaptığı işin benzerliğini ve Cho'Gall'ın Twilight'la olan bağlılığı. Evet nasıl? Aynen. Cho'Gall da aynı araştırmayı yapıyor ve üstelik oradaki ogreleri de rely etmeye çalışıyor. Twilight Dragonflight'ın şeyden gelmesi, siyah dragonlardan gelmesi siyah köken olarak. Evet. Aynen. Ve yani zaten bir de bu Twilight olayının siyah dragonlardan türemeye başlamış olması yani.
Aynen. Twilight Hammer olayının. Deathwing'in özel tasarımı Twilight Ya ben Dragonfly. şahsen dediğim gibi bir hero olarak bana deseler ki hani Anduin'in yerinde ben oturuyorum böyle. Canım sıkılmış. Muradin bana bir tane siyah dragon getiriyor, ejderha getiriyor. Ya kardeş al şunu yani. Niye geldi? Hani Nereden hayır, buldun? Old God'larla olabilecek Başımıza her şeyin açtığı başı belalar bu belli yani. zaten daha önce söyledim mi ki? Aynen öyle yani. Siyah dragondan hayır mı gelmiş? Çünkü aşkım inanılmaz şey bir zamanda geliyor. Yani geliş zamanı çok iyi. Anladın mı? Tam ihtiyacı olan anda Evet, geliyor değil mi böyle bir anda ortaya kesinlikle. çıkıyor? Yani orada onu Şey... sorgulayacak durumu yok Hayır, yani. hayır. Anduin'in tam ihtiyacı olduğundan ziyade Herkesin mi diyorsun? Nuzot'un tam ihtiyacı olduğu anda geliyor. Yani Nuzot'un da bu Evet kapıyı yani. açması lazım çünkü gelemiyor Nuzot'la. Hani Evet, anladın o mı? horrific vision'ların açılmasından sonra Nuzot zaten Evet, Dragon aynen Fire yani Reborn deyip Nuzot'un da geçiş biletini geliyor. gibi bir şey oldu bize burada Rathian. Tamam belki biz dövüşecektik, zihnimiz oynayacaktı, bir tuhaf tuhaf haller olacaktı, Anduin gibi saraylarda korkacaktık belki ama Nayolotayla birebir yüzleşmeyecektik Rathian Saraylarda olmasaydı. olacak. Hocam biraz seni ittiriyor aslında o Ha heyeri, aynen o yani prosesi bariyeri. çok hızlandırıyor. Rathian örnek olarak Neferyan'ı baz alıyor diyorum. Neferyan bildiğin kimyager takılıyor. Chemist takılıyor. Rathian'a o yüzden Passive Potion deniyor. Ama Twilight Bratia'nın burada Inks'i çöküyor yaptığı ama şöyle kimyager Neferyan'la uyuşmayan şey kromatikti. Kromatik ejderha sınıfı deney sonucuydu. Hiçbir yozlaşma yok. Retina'nın ilgili yani dokunduğu her yer yozlaşa yozlaşa gidiyor yani. Evet, dokunduğu her şey çürütüyor. Raden ölmedi bu ara. Çekildi Nayolata'ya. Evet. Ve Void bir şey Corrupt daha oldu tam aklıma yazın. geldi. Benim hani çok önemli olmayabilir de bu herifin gözleri niye kırmızı kırmızı parlıyor? O hadi Black Dragonflight Ama Onyxia'da da yoktu. Neferinde var mıydı? Neferinde de yoktu, Deathwing'de de yoktu. Onyxia'nın ama humanoid formu şeydi. Kendi humanoid formu değildi. O, yani gözüken şeydi o. Büyüyle oluşturduğu bir Evet. şeydi. O yüzden hani istemiyorlarsa Yok gözükmüyor hayır gerçekten. yani bütün Ama fantastik şeyde var. evrenlerde abi. Neferyan'da olması lazım kırmızı göz. Yok yok ama abi bütün Ben. Peki fantastik neden yardım evrenlerde abi ediyor kırmızı aşkım? Yani göz. neden peki yardım ediyor? Neden? Neden o? Bence önce o konuda görken bir açıklasın hatta aklındakini ben ona göre bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi biz şeyde hemfikiriz değil mi? Tamam, okey. O zaman karar versin. Söyle. Yok şeyde Abi, hemfikiriz. fantastik evrenlerde kırmızı göz evil demektir. Evet, öyle bir şey var. Peki Nefaryus'un yozlaştırılıyor muydu alevmiş yoksa orada gözüküyor. evet yani alev. willing mi yani bunu isteyerek mi yapıyor? Neyi? Eğer yardım ediyorsa şeye Nuzot'a mı? Nezota. İşte onu yani babasını sorgulamamızdaki amaç da o. Yani içinde bir corruption mı var, dışarıdan gelen bir şey mi? Ya da gerçekten işte Dave Cossack işte bizi ters köşe yapmaya çalışıyor. Nick Sondra ile bir şekilde işte corruption sırasında ya da işte humanoid formda bir şeyleri başardı da gerçekten biyolojik babası ve corruption'ın kaynağı babasından geliyor. Ya da gitti kendi bulaştı. Biz onu purify etmemize rağmen. Hani anladın mı? Bu olguları zaten teorileştiriyoruz Tartışıyoruz şu anda. kanka. Anlatmak istediğimiz de o zaten. Yayın bomba gibi. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Evet, Murat Han'ın dediğini yani şimdi söyleyeyim ama şimdi benim yani çok vahşi hiçbir sınıra uymayan ve tamamen bir yerimden uydurduğum bir teorim var bununla ilgili. Onu açıklayabilirim ama Evet. yani açıklayalım ona girelim mi? Bilmiyorum. Zaten onun build-up'ını ya, onun şeyini yaptık şu anda. Tamam, sen Ya ben kastettiğin oydu yani, değil mi? Evet. Yani bence şimdi bunu da zaten Twitter'dan falan da paylaştım yarı espri olarak ama gerçekten bunun olabileceğine de inanıyorum. Bence Ratyon Nuzot'un avatarı. Ben bunun Evet. gerçekten olabileceğini Teoriye düşünüyorum. gel, bomba. Kağıtlar uçsun havada, o kadar hazırlandık. Oo, Aslında ne bunu bir dedi? haftadır Yayın konuşuyoruz yıkılsın, falan. kapansın Bilmiyorum. yayınlar, dağılsın Oh! Ve hani mesela şöyle bir şey var. Rathian Nuzot'sa Nuzot mesela şu an aramızda dolaşıp bizi manipüle ediyor aynı zamanda. Aynı Ve anda hem manipüle şöyle bir ediyor durum var hem yani Nuzot'la geçirmeye çalışıyor. Murat Han o kadar Nuzotvari bir hareket ki yani nasıl söyleyeyim mesela bir Sargeras bir düşman olarak çıksa ya da Lich King düşman olarak çıksa karşımıza yani Net gelir mi böyle hani yani vurur orduyla? geçer yani anladın mı? İşte arkadaş
döversin, kırarsın, geçersin. Zaten Old God teması hani tamamen manipüle etmeye yönelik, dalga geçmeye yönelik, aşağılamaya yönelik. Yani ve ben bir şey de katayım. Ben Blizzard'a bu açıdan çok hayran kaldım. 8.3 işlemeler açısından yani. Çok iyi değil mi? Ratin, daha doğrusu Nuzot diyor ya işte artık. Nuzot diyelim abi. Nuzot senin zihninde sattık. Sana böyle işte ne bileyim Faceless'lardan, Krajiler'den kurulmuş bir orduyla saldırmak yerine seni böyle içeriden... Senin ordunla saldırıyor diyor ya. Your armies will useless. Evet. Yani hiçbir şey yaramayacak. Yaramayacak. Ve bunu oldular. Şeye soruyorlar. Ion'da bir röportaj yapıldı. Ionas Kostas'la birkaç... Kim? Retin'in gerçeği mi? Onu bilmiyoruz. Gerçeği ya da var mı öyle bir şey? Ya da var mı öyle bir şey? Yok yani yok. Kimse... O Retin. Şöyle söyleyeyim. Kimse çıkıp da bir dakika. Kim onayladı Retin'in gerçek bir ejderha tohumu olduğunu? Ya da işte atıyorum Nick Sondra'nın... nasıl söyleyeyim hani bir Old God şeyiyle yozlaşmasıyla birebir. Ya ejderha olmasında problem yok ki. Sonuçta Deathwing de ejderhaydı. Evet. Hayır hayır ondan bahsetmiyorum. Yani direkt olarak bunların hani olmamasını öne süren herhangi bir ciddi bir görsel teori ya da oyun içerisinde akmış bir şey de yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir şey yok. Evet, sadece Badlands'taki görevler dışında yani Ratian'ı biyolojik olarak işleyen hiçbir görev yok. O öyle geldi öyle takılıyor orada işte. Biz onu geldik. Evet, evet, mesela başka bir şeye daha değineceğim ben ama bu ana konuyu şey yapayım. Erdem söylemiş. DNA'sına mı işledi yozlaşma diye de. Orada çok enteresan bir şey var. Mesela Mother'ın aslında sezemiyor onu. Sezememesi normal Gahun kadar güçlü bir Old God yapımı bir muhabbetin bile hani rahatça seziyor ve koruma kalkanı oluşturuyor ya getirip ama Nuzot kadar manipülatif ve bunu düşünebilecek mastermind bir şey bir karakter. Aynen. Hani adam kesinlikle mastermind yani. Sen diyorsun ki abi Mother var. Abi düşünmüş olabilir. Ya gerçekten olabilir. Yani Mother ne ki Nuzot için zaten değil mi yani? Ya şöyle düşündün. Aynen işte. Yani Nuzot o kadar öyle sabırlı mi? Ve o kadar böyle her şeyi altyapısını oluşturan bir karakter ki yani bu zaten Old God'ların en zayıfı gözükmesine rağmen olmasına en etkilisi. En iyi plan yapan. En etkilisi ve tek ayakta kalanı hani diğer böyle Old God'ların hepsi bir şekilde işte kendi hani pasifize olma durumuna düşüyorlar. Dayak yiyorlar yani. Ve bunun sebebi? Aleria ve Ressa'nın Anduin'ine bir uğraşmayalım bırakalım Sylvanas yok etsin Nuzot'u. Evet evet. Ne o sen nereden biliyorsun? O konuşma var ya aralarında. Evet. Ya işte son şeyde sohbetini kastırıyor. Konuşma anlamadım. Yani o undead olmalarıyla alakalı aynen. Etkilenmiyorlar çünkü Old God Corruption. Evet. Hayır oradaki istediği şey onun şu. Nasıl söyleyeyim hani Sylvanas'ın yok edilmesi. Tek başına kalırsa çünkü. Nasıl? Yok hayır tam tersine Sylvanas'ı aynen bırakalım diyor. Dur bakalım capture'ını yollayayım. İyi de Alera neden Sylvanas'ın Nuzot'u durdurmasını istesin ki? Alera boyunca sevmiyor. Atacağım bak capture var bir tane var, atacağım. Var aşkım. Şey diyeceğim. Ben duydum. Sizden duydum ya. Alera. Biliyorum bebeğim ben aşkım şunu bana yapma ben bunu yönlendirmek için söylüyorum zaten. Hayır hayır bilmiyorsun Utku you're not right. Ya... biliyorum. Mother anamız, şey Raden babamız gidip babamızı kurtaracağız abi inşallah. Allah'ın izniyle hoş Aleria, geldin. Aleria Void'in Whisperer'larından hiç memnun değil. Void'e karşı zaten. Void'e hizmet falan etmiyor. Nuzot'u sevmiyor Aleria da. Tabii o karşı. Ben, o şey de öyle zaten. Aleria'nın hocası olan. Locust Walker evet. Heh aynen. O da aynı mantıkta. Hani şey diyeceğim bir de. Nuzot. Artık Nuzot diyeceğim. İlginç bir şekilde Ratian'ın yaptığı planla biz Nuzot'u öldürüyoruz diye. Gözüken o yani. Evet, Ratian'ın bizi yönlendirdiği plan. Yani Ratian, Bugdy, Mother üçlüsünden. Zaten bu üçlüden normal bir şey çıkamaz. Ratian'ın başlattığı planla biz Güya Nuzot'un kafasına o beam'i atıyoruz. Aynen. Ha. Ve senin yani, öncelerde söylediğinde şey var yani biz o beam'i atarken de Nuzot'un hareket etmemesi. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmaması, kabullenmesi, etrafa yani ya, bakması. Nihalata'nın ortasındayız hani. Evet. Hani şöyle, zihninin içindeyiz yani. Hani bir de şey yani. Capture atıyor. Ben bunu sayfada da paylaştıydım.
Kamer hani soru bir soru şey bekliyorum ben Kamer'den ama Kamer soru ne olarak tam olarak? Hayır. Sivan'dan çok esinliyor. Hayır hayır. O bir şey tümle hani cümle evet, tamam onda. Evet. Soru. Ben Zotto'ya ilgili şunu diyeceğim bu ara soru gelene kadar. Söyle söyle. Zalatat'ın Zotto'ya ilgili söylediği en önemli sözlerden biri bir tane var aslında. Birkaç tane var. Mağlubiyet bile Zotto'nun işine yarayabilen bir şey bu. Aynen. Yani Zot mağlubiyetten bile zafer çıkartabilen bir orta. Hani çünkü şöyle bir şey var. Cidden Nihalta'da gözünün önünde işte yok. O cutscene'de işte havaya yükseliyoruz. Arkadan işte ışınlar geliyor. Hani bir şey yap lan. Ne yapıyorsun lan sen diye bir tane yol atıp aşağı at. Hani. Hiçbir şey yapmayın. Öylece bakıp. Tabii şimdi cutscene'in sonrasını bilmiyoruz henüz. Çünkü tam orada kesiliyor. Ama o aşamaya kadar hiçbir şey yapmayıp bekliyor. Evet. Ama işte yani şeyi de bilmiyoruz. Sonuçta Raid sonu sinematiği ve bir tane daha sürpriz sinematik var. Onlarda ne olacak daha bilmiyoruz. Bir tane daha mı? Old God öldürmek, Azeroth'u daha tane. Çok yaralamak. Onu konuştuk Kamer ya. O yanlış abi. O yanlış. Old God öldürmek, var. Yaramak değil de hani Titan'ın gelip... Amantul'un yaşarıcı çekme yöntemi yüzünden öyle oldu. Evet yani onu biz hep kabul ediyoruz. Cart çekmesi yüzünden. Hatta YouTube'da da şey bizim bir başlığımızın altında bu muhabbet de çok döndü. Biz Old God'u öldürüyor dedik aslında hani Void'e gidiyor. Hatta tekrar ediyorum şu cümleyi ısrarla uzun bir respawn süresine sokuyoruz. Evet. Muhabbeti yani öldürüyoruz. Yani kesiyoruz ama deceased olmuyor. Deceased olmuyor tamam. Old God. Hiçbir Old God deceased olmuyor. Yani tamamıyla hani ne derler varoluştan yok olma durumu söz konusu değil. Onlar zaten hem ölümle yaşama bağlantıları bizim anladığımız dışında evet. Farklı bizim ve... Bizim gibi yaşayıp bizim gibi ölmüyorlar yani. Onlar evet. Aslında fiziksel canlılar da değil. Yani evet. Daha böyle ruhsal yani Visions. Zot'u göreceğimiz şey bir manifestation Zot'u göreceğimiz. Visions. Ya soruyorum. Girme diyorsunuz yani. Soruyorum bu kardeşler bunu önerirken ve Sylvanas'ın bunu yok edeceğini biliyorlarken neden Anduin olmaz ona bırakamayız diyor. Neyi? Yani. Bence kesin etkisi var. Kesin etkisi var çünkü Anduin zaten bakın bu olaylar olduğu sırada Nuzot serbest kalmış durumda. Evet. Yani zaten Nuzot etkilemeye başlamış herkesin. Ve Anduin'i normalde olduğu halinden çok daha böyle düşmanca davranacak, daha kavgacı hale getirecek şeyi yapmaya başlamış. Aynı şekilde orada Anduin'in bunu böyle barışçıl bir şeyi kabul etmemesi Anduin'in karakterine aykırı. Önceden bu tip şeylerde zaten Anduin böyle bir şey teklif ediyor. Alerian'ın dediğini Anduin'in demesini beklersin mesela böyle durumda. Ama tam tersine orada öyle barışçıl bir şey gelince bile onu kabul etmiyor. Hayır savaşmalıyız diye. Yani... Ama şöyle de bir durum söz konusu. Sylvanas'ın izlediği yol pek öyle yani yaşayan varlıklar tarafından kabul edilebilir ve yol değil yani. Yol değil yani. Buradan ama, da... He. Hayır ama bak şöyle düşün. Sonuçta Sylvanas'ın bu kadar şeyi yapmasına rağmen Sylvanas'ın en çok nefret etmesi gereken karakterlerden biri Aleria. Zaten ediyor evet. Da ama evet. O bunu teklif ediyor. Hani olay tehlike o kadar büyük ki evet. Ama belki hani Sylvanas'ın önünde durmayıp onun bununla yüzleşmesine izin vermemiz lazım. Çünkü herkes biliyor. O, bu hatta o sahne o söylenen şey işte daha önceden çok konuşulan işte undeadlerin Old God ve Void Corruption'dan etkilenmediği muhabbetinin kanon olarak onayı evet, olarak geçiyor. Evet, kanon olarak orada kabul ediliyor. Orada evet. Orada ispatlanmış oldu ve yani, Aleria bunu diyorsa demek ki gerçekten etkilenmiyorlar bu durumda. Yani o kadar şey, işte güçlü bir karşısında durabilecek bir güç olarak görüyor onu. Evet, her şeye rağmen, yaptığı her şeye rağmen. Kişisel nefretine falan ona evet. Rağmen gezegenin iyiliği için belki önünde durmamalı istiyor. O zaman... Yani bir şey diyeceğim. Ha söyle. Ben birkaç bir şey söyleyeceğim şimdi hani abi. Sen bir yere bağlayacaksan bağla devam et. Hazır oldum. Yok yok yok. Kesinlikle konuşacaksın. Ion'la dedim ki Ion Azikostas'la birkaç bir hafta önce bir röportaj yapıldı. Ion'la çay içiyoruz aslında geçen. Aslında o röportaj çok ses getirdi yani. Gerçekten çok ses getirdi. Şeyi sordular o. Adam şeyi sordu orada. Nuzot'un uyanışı neden Azeroth üzerinde böyle korkunç bir yıkıma yol açmadı?
sorusunu getirdi. Ayon da şu cevabı verdi. Yani Mizzot'un yöntemi bu değil. Mizzot o dreaming, o vision şeyini kullanarak Neolota'yı, alternatif gerçekte olan Neolota'yı, dream değil, farklı bir gerçekte bulunan Neolota'yı Azeroth'a çevirmek istiyor. Adı Azeroth'u Neolota'ya çevirmek istiyor. Black Empire. Ama şöyle yani. Hani nasıl diyeyim? Azeroth'u evirmek hani. Dönüştürmek, yavaş yavaş Neolota'ya yani çevirmek istiyor. Evet. Yani mesela... Aynen. Hani biz Emerald Nightmare hakkında ben hayal kırıklığı yaşadığımı söylemiştim sana ilk yayınımızda. Hani belki orada kullanmadıkları bu Nightmare'ın bu sinsiliğini, bu hayalle gerçeği ayırt edememek, hatta biraz korku filmi elementini burada kullanmak istiyor olabilirler. Zaten hani bunun Mastermind'ı Nightmare'ı ya. Hani bakın Mastermind'ı geldi bunun. Şimdi Azeroth'u Neolta'ya çeviriyor dedi. Başka bir şey de şu. Şimdi ben bu Whisper'a girip bağlayacağım. Onun için bir şey yapmayın. Yılgınot'un geçen hafta farklı bir yorum getirdiğim bir Whisper'ı vardı hatırlarsanız işte. Before the last shadow falls, the father of sleep shall savor his feast. Ben ona şey demiştim hani. Üzerimize son karanlık çökmeden önce de Zot bizden beslenecek. The father of sleep olarak yani Dreaming ile çok alakalı bir karakter. Ben şimdi bu teorinin, Görkem'in teorisini üzerine şunu düşündüm. 10.0'da Black Empire'ın geleceğini konuştuk ya geçen hafta Shadowlands'ın ardında. Evet. Onu son karanlık, üzerimize çökecek son karanlık olarak alırsak Mizzot şu an bizi içine soktuğu Vision'da şu an aynı anda hem Azeroth'u korrupt ediyor, hem bizi Vision'da tutuyor, hem de Rathian olarak aramızda dolaşıp bizden besleniyor. Bizim korkularımızdan besleniyor olabilir. Yani çok ileri bir teori ama yani çok tutarlı bir teori. Mantıklı. Father of Sleep shall savor his feast. Yani şu an ziyafet çekiyoruz bizim korkularımız üzerinden. Ki Anduin'de onu görmüşsen de Anduin kadar Light'a bağlı Ubud'la bu kadar özdeşleşmiş bir karakterin gözünün önünde katedrali yıkıp Anduin'e 3.5 attırıyor yani. Ve bunu yapan Rathian mesela sana başka bir yerden daha destek vereyim. Yani bu yani Nuzot'un Vision'larına ya da Nuzot'un diyelim artık Nyolata'nın ya da bu Old God gelip geçişlerdeki mesela Stormwind'e açılan ya da Orgrimmar'a açılan Corruption'lara kapılarını nasıl bu kadar rahat bir şekilde açabiliyor yani? Evet yani herhangi bir taş falan da kullanmıyor. Ne bileyim bir taş özel bir taş kullanırsın bir şey. Bayağı kes satıp açıyor yani. Aynen portal açıyormuş gibi açıyor. Portal açıyormuş gibi açıyor hani. Evet. Ve ben şeyi de uygulamak istiyorum. Demin laf arasında gitti. Nuzot aynı bakın. Vision teorisine göre Nuzot aynı anda şu an. Hem Rathian olarak aramızda dolaşıyor. Hem Vision'ı sürdürüyor. Yani sürmesini sağlıyor. Hem de Azeroth'u bir yandan korap duyuyor. Nuzot'un hani şey diyorduk. Abi Old God işte şey diyordu BFA'nın başında. İşte abi son peşte ne olur? Nuzot'u keser geçeriz. Yani aslında karşınızdaki canlının nasıl bir şey olduğunu. Ya bir de Ion'un orada şöyle bir bastırması var. Yani bilmiyorum ben belki de çok şey yapıyorum. Orası çok ince, çok ince. Yani çok ince ama bastırması. If we defeat. If we are victorious. Hani eğer yenebilirsek ve nasıl yani? Bir dakika Ion, son boss değil mi? Öyle şeyleri boşuna söylemez. Evet yani. Yani Ion dediğimizde bu bizim kankimiz değil bu ara yapımcısı oyunun. Hani bilmeyen arkadaşlar. Baş tasarımcı. Açılmasın da. Şey de diyor hatta. Neolata şeyi de soruyorlar. Hani, If you are victorious diyor. Ve şeyi de soruyorlar. Neolata'da ölen Old God canlılarına ne oluyor diye. Hepsi yok oluyor. Ama diyor ki bize bir şey olursa biz de yok olacağız diyor mesela orada. Bizim başımıza bir şey gelirse. Evet. If we perish ourselves mesela orada bir if koymuş. Hani bilmiyorum ben önceki if beni daha böyle o bir dakika tabii, falan tabii, o yapmıştı yani. Şöyle bir şey var hani vision teorisinin dışında bir şey olabilir bu ama Nuzot hani mesela bizi öldürüp Shadowlands'ı uyandırıyor olabilir The Maw'da. İşte onu bilemiyoruz. Yani şimdi 9-0'a nasıl geçeceğiz orası bence bomba olacak. Yani. Renkli olacak ama değil mi bu?
Yani Raid'de olacak bir şey bu. Evet, hani Akron o konuda şunu söyledi. Vision Service'de şöyle bağladı. Vision, biz Vision içindeyken Nuzot'u öldürdüğümüzü sanacağız ya. 9-0'ın prep içinde Nuzot bir anda orada çıkıp hepimizi öldürecek. Shadowlands yollayacak diye. Sonra da Gateway'leri kapatıp Azeroth'u kendine saklayacak bir süre. Çok aa, mantıklı ya. zaten işte... Nuzot wildcard yani bu evet, şey. O açıdan kendi mantığını orada güzel kurdu. Ben tam birebir öyle düşünmüyorum ama... Yani bayağı destekli bir teori yani. E peki biz nasıl geri döneceğiz? Dönemeyeceğiz işte. Shadowlands'te kalacağız. Ya yok o zaman orada. Bitiyor bizim için Azeroth. Yok hayır, şöyle diyordu. Bitmiyor, bitmiyor. Işte. Bir şey diyordu ki bir patch'te dönemediğimizi fark edeceğiz. Ve Chromie'yi çağıracağız. Chromie de bayağı burada destekli söylüyor, iddia ediyor artık. Chromie de Time Veil'lerde zaman yollarının problem olduğunu ve bizim o sırada aktif olan yani bizim çıkışını yaptığımız diyeceğim artık Azeroth'a ulaşamadığımızı fark edeceğiz. Onun için işte Azeroth'a dönmek istediğimizde alternatif Azeroth'lara gideceğiz işte. Old Raid Farm var, Archinas vesaire. Bunun sebebi de Infinite Dragonfly. O diğer timeline'lardan, zaman yollarından bizimkine geleni parçalayacaklar. Böylece Nuzot biz geri dönene kadar işini halledecek. Artık bir Shadowlands'la ile yarışacağız bilemiyorum tabii. Çok çok bir şey olabilir. Hatta Akron'un bunu destekli söylemesinin sebeplerinden biri şu. Bu World of Warcraft'ın engine'inin update'lenmesi için vakit lazım Blizzard'a. Ve Shadowlands için şey demişti Ion. Sonsuz. Yani gerçekten ebedi. Orada birkaç paket geçirebiliriz ki benim tercihim değil ama hani Shadowlands birkaç pakete yol açabilir. Döndüğümüzde artık hem Zot lore olarak yeterli süreyi kazanmış olacak hem de Blizzard. O aklındaki engine'i çeviremiyorum şu anda. Oyun motorunu yani. Güncelleme vakti bulacak diye. Ben bunun artık 10.0 olduğunu düşünmek istedim. Çok sıkıldım arkadaş. Bu konserde. Hani bu gerçekten çok mantıklı. Hani ben bu Nuzot'u mağlup edeceğimi saçmalayıp ortaya çıktığında çok fena söylemiştim. Onu da bütün saçmalıkları örtüyor. Evet. Yani bu durumda da bırakıyor. Geçirmiyor bizi yani karşı tarafa. Nasıl yani? Yani şey Shadowlands'a Sylvanas'a falan gitmeyeceğiz. Okay. Gideceğiz. Ya bak az önce şimdi Kamer de söyledi onu. Hani champion olarak böyle fedakarlık yapıp tarzı bir şey olacak dedi. Oraların daha net değil. Net olmaması da çok normal. Şimdi bizim evet, zaten yani... şu an söylediğim şeylerini de bastırayım ben kameraya bakaraktan arkadaşlar. Teori craft yapıyoruz. Yani teori üretiyoruz. He? Çok mantıklı teoriler çıkarsa da yani Rati'nin, diyelim yani. Yani Rati'nin Nuzot olduğu ortaya çıkarsa da hem bu yayını hem de o tweet'i gösteririz yani. Yani. Tabii kanıt olarak. Başka kimse de söylemedi bu arada bunu. Görkem'e yani. Evet, bunu tweet'e attım yani. Dur soru geldi. Fahri Mensur bile söylemedi bunu. Öyle şöyle ha, bir çok yani. Kısa bir izninizi isteyeceğim ben. Aslında hani vakit de güzel ilerledi. Birçok değinmek istediğim, hani sizi yönlendirmek istediğim konuya da girdik çıktık. Aslında elimizde hani şöyle ben dediğim gibi not tutup geldim baya baya. Kağıt var. Aynen sizleri buraya soktum. Arkadaşlar biz Lore Konseyi olarak Retya'nın kim olduğunu, nereden geldiğini ve aslında kim olduğunu demeyeyim de biz Nuzot'un avatarı, Nuzot'la birebir bir bağı olan bir olgu olduğuna kanaat getirdik. Hani teori olarak daha dediğim gibi net bir kesinlik altında size al işte bak budur falan diye yorumlayacağımız bir oyun ya da lore içeriği sunulmadı. Aynen şimdi daha sonra çünkü şeye bağlayacağım. Ya abi işte sen Nuzot dedin hani çıkmadı meğersem işte amantulmuş falan yani olmasın. Hani, ola da bilir çünkü gerçekten güzel bir hikayeye sahip bir oyun oynuyoruz. Şöyle yapıyorum biz konuşmak istediklerimizi bir anlamda konuştuk. Retya'nın
Nuzot'un avatarı olduğu teorisini nerelere dayandırdığımızı sizlere aktardık ve anlattık. Tabii konuşmalarımız şu anda son bulmayacak. Özellikle neden ben bu erken saatte bu sanki kapatıyormuş konuşması yapıyorum. Çok güzel sorular geliyor. Kamera özellikle çok dahil oluyor. Gökhan'ın birkaç sorusu var. Hem bu sorulara cevap verelim. Bazı şeyleri tekrar etmiş olacağız. Ama daha çok sizin merak ettikleriniz üzerinden devam edelim ya diye. Ben bir şey ekleyip burada unuttum ya mesela. Söylüyorum. Evet tabii. Bu Vision teorisiyle ben Retina bağladım ya. Retina'nın yönlendirmesiyle Nuzot'u mantıklı şekilde mağlup edebileceğimiz tek yolu Nuzot görüyor. Yani şeyi Forge'ı kullanarak bir Titan gücüyle onu yok etmemizi. Görerek belki vakti geldiğinde bunu da engelleyecek. Retina onu ilk o yol açıp ona bunu da bir son not olarak düşünelim. Belki soruya cevap vereyim mi? Pardon. Bitirsen. Ben soruyu bir okuyayım, sesli okunmuş olsun. Nihilot'a tamam, mekan olarak Old God'ların limanı var. Fakat bildiğin hoşlanmadıkları yer, Jailer. Bunlara bir rejonu, rejoin mi demek istedi bilmiyorum ama rejonu var mıdır? Rejon yani demek. bağlantısı var mı anlamında soruyorsan. Jailer'la Nihilot'un bağlantısı. Jailer'la Nihilot'un hiçbir yok. Old God'larla da yok. Şimdi Jailer, bakın şöyle düşün. Shadowlands'taki varlıkları, Arbiter'ı, Jailer'ı biz daha o yükseklikte, o fazla varlıklarla henüz karşılaşmadık. Onlar yani, başka bir boyutun üst varlıkları. Evet. Titanlardan üst falan bütün... Titanlardan üst mü yani? Pantheon'dan üst mü onlar? Şu anda öyle gözüküyorlar. Ama hani şöyle söyleyeyim. Jailer'ın Sargeras'la işbirliğinde olmak ihtimali Nuzot'la olmasından daha mı? Ben çok az bir Gökhan'cığıma cevap vermek istiyorum. Azeroth'un kıymeti nereden geliyor? Biz bir ilk Murat'ın hani... Yok hayır. Jailer'ın Old God'lara bir yaptırımı var mı diye soruyor sana. Hayır, hiçbir bağlantı, hiçbir yani yaptırımı etkisi yok. Old God'lar pek... Tam tersine onları böcek gibi görüyordur. Yani öyle öyle bir yücelikte bir Jailer. Çok evet, kısa Gökhan'ın sorusuna cevap vermiş olayım. Bu Murat'tan öğrendik biz bunu. Azeroth niye bu kadar kıymetliden? Azeroth o bu kozmik... Şöyle göstereyim hatta. Bu da teori bu arada. Bunu da tekrar şey yapalım. Akvalon teorisi. Kozmik yani görsel haritasında hani Azeroth nasıl söyleyeyim? Varoluşun merkezinde hani... Azeroth'a yaptığımız iyi ya da kötü her şey varoluşu. Yani bak evreni demiyorum. İşte bizleri demiyorum. Evet, onlar realite olarak geçiyor. Azeroth olarak geçiyor. Varoluşu etkileyecek şeyler olduğu için Azeroth çok kıymetli. Yani bulunduğumuz ya da işte Azeroth'un içindeki Titan ya da vesaire neyse. Lovecraft'ın kitaplarına atıfta bulunduğu, hani o da Old God'lar üzerinden bağlamıştık o yayında. Çünkü hani uyanış gerçekleşirse bütün gerçekliğin yok olacağına dair bir... Titanları Void Lord'lar dışında tanımlar. Onları Altı Gatlar olarak düşünüyorum. Aynen. Yani çok da derinlemesine girmeyeceğim. Azeroth'a bir şey olursa iyi yani kötü, direkt olarak gerçekliğin etkileneceğinden dolayı Azeroth bu kadar kıymetli Gökhan. Ama bu çok üst bir teori. Daha mantıklı olan, daha doğrusu öyle. Biri de bize söyledi. World Solo. En güçlü World Solo olması. Evet. Ya evet ama yani bu zaten çok altyapı olarak onu verelim. Hiç orada kafa karışma. Şimdi Murata'nın dediği mantık, yani zaten Lovecraft'ın kurduğu sistemin işte bizim Warcraft'taki haline yansıtılması gibi. Yani bizim ama şu anda bildiğimiz tek şey kanon alanında o işte bizim gezegenimizin içinde uyuyan bir Titan ruhu var. Bu Titan ruhu doğarsa Sargeras'tan bile, şimdiye kadar doğmuş en güçlü Titan'dan bile daha güçlü olacağı ve söylüyor. Sargeras bunun korrupt olma riskini istemiyor. Aynen. Ve Sargeras bir kez uyuyan bu ruhla yüzleşiyor ve orada şey diye geçiyor. Gördüğü anda aşık oluyor. Yani gerçekten bir an göz göze geliyorlar ve aşık oluyor. Bunu korumak ve işte kurtarmak için böyle elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. O yüzden bizim gezegeni böyle devamlı ele geçirmeye çalışıyor. Evet. Bütün Legion'ı bunun için organize ediyor. Şöyle bir şey var. Legion belki de Azeroth'u yok etmek değil. Azeroth'u yaşayan halkları öldürüp bir güvenlik sistemi kurmak istiyor. Belki Azeroth'u. Yani aynen. Yani, evet diyor ya.
Yani hani aşağıda old katlar var ya, bunlar yukarıda duracak, ne yapıyoruz lan şimdi? İşte Titanların kurduğu koruma sistemlerine, old godları şu anda hapsettikleri şeye güvenmeyip onları mesela daha güvenli, daha böyle acımasız hale getirmeye çalışacak bir şeyler yapacaktı Sargeras belki. Evet. Zaten hatta Sargeras'ın Legion'daki amacı Dark Pantheon oluşturmaktı. Şeyleri kurtulan Titan ruhlarını kendi tarafına çevirip ondan sonra Dark Pantheon oluşturup çok büyük ihtimalle bu Titanların ilk yaptığı olayı kendi gördüğü şekilde dönüştürmeye çalışacaktı. Ama işte biz onu engellemiş olduk. Evet, zaten hani Sargeras'ın Azeroth'a aşık olduğu ihtimalini şöyle tahminen Azeroth'u öldürmek için saplamadı o kılıcı. Yok, kesinlikle değil, aynen. Başka bir amacı vardı, onu öğrenecek miyim? O kılıcın zaten işte saplandığı yer aynen şey gibi yaptı. Şimdi o da kaynadı, bu arada kılıç saplandı ve kılıçtaki karanlık gücü emdik biz artefaktlarımızda ama kılıcın saplandığı yer kutunun cesedinin olduğu, yani. Evet aynen, onun üstüne saplıyor. Son bir hamle olarak gezegene belki bir iyilik yapmaya çalışıyor. Onu da bilmiyoruz. Yani orada zaten hayır diyerek gidiyor. Demek ki bir planı bir yapmaya çalıştığı bir şey var o sırada. İşte Azeri sadece belki saldırmış işte olmak için saldırmıyor yani. Evet, hani belki de biz Magni'ye güvenip o planlı Sargeras'ın bozduk. Çok alakası bir soru geldi ama okuyayım. Bu arada yayına çıkmadın mı kaydı? Yani bunlar off şey artık. Hayır canım. Var record yani gayet. Ha, soruların kısmında şey diye düşünüyorum. Soru. Yok soruyu şey yapalım. Sen söyle. İki Saurfang içeri sokarken kamera tralı odaklanıyor. Göreceksiniz gibisinden. Şöyle söyleyeyim, 8-3 oynuyoruz. Yani? Başımızda Bane var. Şu an tralla alakalı herhangi bir şey yok. Earth Warder olamaz. Zaten Titan Touch lazım bu tarz bir şey için. Evet. Olamaz yani böyle bir durum. Zaten Earth Warder, yani Retin bile Earth Warder değil. Yani şöyle olamaz bir şey yani. Var. Troll zaten artık şamanistik bir şeyini kaybederek çok oldu. Warrior oldu artık Troll'da. Yani ona işte bana yani bana o şöyle geldi. Yani Troll'un oradaki hilesine artık şey gibi değil. Yani ona o konunun kapanma sahnelerinden biriydi yani. Onu ona bağlama artık Warrior şey yani. Zaten şey gladiator haline geldi. Tabii olacak olsa yani Troll en çok işte Earth Warder olmaya zaten işte kataklizm zamanında yaklaştı. Hatta ondan sonra dalga geçiyorlardı. Yani sen kendini burada Earth Aspect olarak mı görüyorsun diye Dragon Soul Raid'inde bayağı da dalga geçiyorlardı yani. Aynen, diğer dragonlar şey yapıyor. Yani Mir Immortum Tral'a demedi ya. Yani Mir Immortal demiş. O, hani hadi diyelim öyle bir durum söz konusu olsun. Hani şeyler de artık bizler de mortal muhabbetiyle bakıyoruz olaya dedi yani aspektler. Çok evet, aynen. Mortal Immortal olayı artık çok bir önemi kalmadı aspekt. Aspekt güçlerini kaybediyorlar zaten. Zaten aspekt hatta olayının hiçbir anlamı yok bence artık. Evet. O konu zaten şeyde bağlanıyor işte bu Ebonhorn'un corrupt olduğu Ratio'nun ilk geldiği quest'e bağlanıyor. Onu oynarsanız ama işte onu şimdi herkes açmadı, o yüzden gözükmedi. Herkes tabii artifaktini 70 yapamadı çünkü bunu boostlamadılar. Ama şimdi şeyle bu yeni görevlerle beraber herkes 70'i geçecek muhtemelen rahat rahat ve ondan sonra zaten o görevi oynayacaksınız. Eski kalan Dragon aspektlerden kalanların ve işte Ebonhorn'un falan nasıl tekrar bir araya geldiğini göreceksiniz. Hatta buna şey de dediler ilk başta, işte acaba işte Dragon Isles mı gelecek ya da Expansion mı gelecek diye bayağı onun muhabbeti de oldu. Çünkü o kadar aşırı dragonların üstünde duruyor ki şeyleri. Yani. Evet. Heart of Azeroth'u yükseltirken oynuyoruz bu görevleri ama devamlı dragonlara bağlanıyor. İşte sonunda zaten onu görüyoruz, işte dragonların şu anki güç durumunu ve şeye bağlıyorlar işte. İşte aspect güçlerimizi yeniden almamız gerekiyor. Öyle bir tehlike vara bağlanıyor ve bitiyor olay. Ondan sonra zaten Ratyon geliyor işte. İşte o... Ratyon her zaman tam tabii canım. Zaten bunlar da aynen Nzot serbest kaldıktan sonra oluyor. Evet. Ya bir dakika, ne demiş Kamer?
Abi konuyu niye buraya çektim? Aslında dağılmadı konu. Azeroth'tan başlamışken burada kendini göstermesi formsal olabilir mi yine geliyor. Ya zaten biz de aynı şeyi nasıl söyleyeyim değinerek söyledik. Yani Deathwing'in Old God münasebeti ve hani olabilecek bir ilişki varlığından bahsettik. Şimdi ben sizlerden çok özür dileyerek şöyle toparlıyorum konuyu. Eda da hazır gidiyor kahve topla şey yaparken dostlar. Arkadaşlar bizler Rattan'la ilgili aslında söylemek istediklerimizi söyledik. Birkaç soru öncesinde de tekrar ettim. Bu konuyla alakalı bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için ben burada teşekkürlerimi bir borç biliyorum ve bu yayını bugünlük kısa tutuyorum ama dediğim gibi yayını kapatmıyorum. Görkem'in yarın sınavı var. Kendisine bir ince müsaade verelim ama tabi dilerse kalabilir, sorulara cevaplamaya devam edebiliriz. Sadece bu Tabii. konu özelinde kaydı ve yayını durdurduğumu sizlere